Merhaba. Yönetenler geleceklerini içinde bulundukları ekopolitik, sosyolojik ve matematiksel tüm değerleri kullanarak inşa ederler. Tarihte bu süreç devamlı değişime uğrayarak bugüne kadar gelmiştir. Bu süreçte yönetenlerin kullandıkları teknikler de sosyal bilimler ve teknolojinin gelişmesiyle değişim göstermiştir. Devletler ise amaçlarını kendi çıkarlarına en üst düzeyde hizmet edebilecek şekilde bu süreçte yapılandırılmıştır. Bu yapılanmanın içinde haber alma ve haber almanın sonrasında operasyonel gücü daha keskin kullanmaya başlamışlardır. Bugün devletler siyasal eylemlerini gerçekleştirebilmek için özel kurum ve kişileri bu amaçla kullanmaktadırlar. Evet, konumuz dünyada oyun kurucuların değişen stratejik yönetim şekilleri ve günümüze stratejik bir bakış. Konuklarımız Profesör Doktor Mahir Kaynak ve risk yönetim uzmanı Mete Yarar. Hoş geldiniz programa. Hoş bulduk efendim. Mahir abi, elimde bir fotokopi var. Evet. Şimdi bu fotokopiyi herkese, yani herkesin gözüne de sokmak istiyorum. 13 Ocak 1991 Nokta Dergisi'nde bir yazınız. Evet. Bu epey bir mülakatınız var. Burada diyor ki, bu takdirde Orta Doğu'daki en güçlü merkez Türkiye olacak ve bu merkez Sovyetlerle ABD'nin yanında yer alacaktır. Böyle bir Türkiye toprak işgaliyle değil, siyasi hakimiyet yoluyla çevresine nüfuz edecektir. Plan budur diyorsunuz. Evet. Şimdi bugünkü programımızda bunu nasıl öngörülüyor ve bu değişimleri tartışmak için birlikteyiz. Evet. Bu 10 yıl önce, yani bu 19 yıl önce nasıl gerçekleştirdiniz bu görüşü? Şu anda bunlar Türkiye'nin gündeminde ve dünyanın gündeminden bahsediyorsunuz. Evet, dünyaya nasıl baktığımı anlatmak. Lütfen. Ve böylece buna cevap vermek istiyorum. Diyor, biz şöyle diyoruz. Devlet, biraz evvel siz de söylediniz, kendi çıkarlarını korur. Evet. Acaba diyorum, bütün dünyayı yönetecek ve bütün dünyayı etkileyecek bir kişi olsanız, bir ülkeyi yönetir olsanız, gene amacınız bu ülkenin çıkarlarını korumak olur. Yoksa dünya için mi düşünürsünüz? Dünya için düşününce şu ülke böyle olsun, bu ülke böyle olsun, şurada savaş çıksın, şurada barış olsun demez misiniz? Evet. Evet. Şimdi şöyle düşündüm. Dedim ki ben bir Türk vatandaşıyım. Bir Türk vatandaşı olarak dünyayı yönetebilecek ne imkanım olabilir ne de böyle bir ufku kabul eder insanlar. O halde dedim kendimi tıpkı bütün dünyayı yönetecek herhangi bir ülkeyle de özdeşleştirmeden. Evet. Sadece dünyayı etkileyebilecek güce sahip olsaydım ne yapardım sorusunu evet. Sordum. Dedim ki bence en makul olanı budur. En makul olanıdır. Evet. Ve bunun böyle yapılmasının gerektiğini düşündüm. Öyle anlaşılıyor ki dünyaya yön verenler de benim gibi düşünmüş. Evet. Ha. Ama öyle. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Yani bugün işte Mete'de George Friedman'ın veya Brzezinski'nin kitaplarını getirdi. İkisinde de baktığımız zaman bunlar sizden çok daha sonra yazılmış teoriler. Ama evet. Aynı şeyi söylüyorlar. Evet. Bir şey çok önemli. Bu programı yapmamın benim en önemli nedeni Türkiye'deki izleyicilere veya Türk insanına kendi içindeki değerleri de göstermek istiyorum. Bunlardan evet. Bir tanesi de sizsiniz. Şimdi şöyle bir şey görüyorum. ABD genelde dünyada orduları veya silahlı kuvvetleri tutar. Fakat bir anda tutum değişti ve ılımlı İslam'ı dünyada tutmaya başladı. Bu ne anlama gelir? Evet, evet. Bu dünyada ılımlı İslam'ı tutmasının nedeni aslında ideolojik bir değişiklik değildir. Yani biraz evvel söylediğim gibi dünya yöneten güç esas itibariyle bir satranç oyuncusu gibi ne lazımsa onu yapar. Diyor ki şimdi Türkiye'de mesela geçmişte ben askeri gücü destekledim. Bu askeri gücün bir takım şartlanmışlıkları var. Yani bu şartlanmışlık Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle sınırlı. O onun üst limiti. Evet. Evet. Halbuki diyor şimdi Türkiye öyle bir tavır almalıdır ki bunun da çelişebilir. Bu dünya görüşüyle çelişebilir. Nedir bu? Diyor ki Türkiye madem ki bölgesel bir aktör olacaktır, o zaman çeşitli soylarla
ırklarla ve kültürlerle yan yana yaşayacak. Entegre olması lazım. Entegre olacaktır. Evet. Ha, öyleyse demek ki bu şey tek ulus kavramı ortadan kalkacaktır. İkincisi, bu bölgenin ortak değeri büyük ölçüde İslamiyet'tir. Evet. O halde bu İslamiyet'e sırtını dönmemelidir. Yani Müslüman bir ülke olmasını asla istemez. Çünkü o zaman kapalı olur. Yayılamaz. Yunanistan'a yayılamaz, Ermenistan'a yayılamaz. Hiçbir yere yayılamaz. O halde sadece İslam'a karşı arkasını dönmeyen diyelim kısaca evet. bir tavrı olmalıdır. İşte bunu yapıyor. Ve diyorum ki eğer bu tavrı bugün başka bir grup gösterseydi, silahlı kuvvetler, başka bir parti, onlar da rol alırlardı buna. Evet. O öyle olmasına gerek yok. Sadece bu istikamette eylem yapacak olsunlar. Oyun kurucu için istikamette evet. olan adam yeterli, yeterlidir. Diyorsunuz. Evet. Evet. Bunu en iyi kim, hangi aktör oynayacaksa onu seçerler. Yani bir rol için evet nedir? Şekliyle, havasıyla, suyuyla bu rolü oynayabilecek bir kişi olması lazımdır değil mi efendim? Evet. Evet. Baktılar, ha bu İslamcı kanat iyidir. Bakın, İslamcı, her İslamcı aynı değildir. 28 Şubat nedir? Bir İslamcıyı götürdü, bir başka İslamcıyı getirdi. Evet. Onu yapan generaller diyordu ki biz irtica ile mücadele ediyoruz. Kardeşim, aynı namazı kılan, aynı orucu tutan bir başkasını getirdi. Değil mi? Evet. Yani irtica ile mücadele ediyorsa bu ne? Hayır. Burada belirleyici olan insanların ideolojisi değil, inançları değil, politik istikametleridir. Çünkü, bunun altını fosforlu kalemle çizmek lazım. Evet. Çünkü bundan evvelki İslamcı kesim Erbakan Avrupa tandanslı anti-Amerikan değil mi efendim? Evet. Anti-Amerikan bir yapıya sahipti. Şimdi Amerika karşıtı olan bir İslamcı getirip Amerika'nın bölgedeki yapısına hizmet eder mi? Etmez. Edemez. Öyleyse de der ki siz kenara buyurun. Sizinle aynı sofrada yemek yiyen, aynı namazı kılan, aynı orucu tutan başka birisi, tek farkı var. Şeyi istikameti ve dünya görüşü evet. farklı. Şimdi burada şöyle bir soru sormak lazım. Dünyadaki en önemli şey değişimdir. Evet. Bu değişimle ilgili de sizin bundan biz ilk programı sizle yaptık. Evet. O programdan bu yana da yaptığımız programlarda devam ediyoruz. Bunları da seyircilere söylüyoruz. Diyorsunuz ki 11 Eylül globalcilerin tasfiyesiyle ilgili bir operasyondur. Evet. Bu operasyon sonucunda ulusalcılar kazanmıştır evet. diye açıklamalarınız var. Bunu bir daha anlatır mısınız bize? Efendim diyorduk ki mesele şöyleydi. Bir küresel sermaye var. Bu küresel sermayenin dünya üzerindeki egemenlik, hakimiyet iddiası var. Nedir küresel sermayeyi? Çeşitli ülkelerde oluşan tasarrufları kendi elinde toplayan ve bunun birkaç katı para yaratabilen finans kesimidir, bankalardır. Evet. Ve burada istikamet tek yönlü görünüyordu. Japonya tasarruf ediyor, Amerika'ya yatırıyor. Amerika'da bankalara yatırıyor, Amerikan tahvillerine yatırıyor, oradaki hisse senetlerini satın alıyor. Çin öyle yapıyor, Orta Doğu, hatta Avrupa'nın şeyleri bile, emekli fonları bile Amerika'ya yatırılıyordu. Neden? Amerika'nın faiz hatları yüksekti bir de en güvenli olan paraydı. Evet. Böylece orada dışarıdan gelen büyük bir fon birikti. Şimdi ve bunlar dünyayı yönetmeye kalktılar. Amerika iki sebeple karşı çıktı. Bir, küresel sermayenin vatanı yoktur. Her yer onun vatanıdır. Evet. Evet. Çünkü paranın şapkımı vatanı var mı? Her yer benim vatanımdır. Diyor. Paranın vatanı evet. olabilir mi yani? Paranın evet. vatanı yok. Gider bir gün Boğaz'da rakı içerek dünyayı yönetir. İkinci gün Londra'da, üçüncü gün Pekin'de, her yerde olabilirler. Evet. Onun için Amerika'daki özellikle yerli şirketler, yerleşik şirketler, mesela General Motors. General evet. Motors para değil ki bir anda bir yerden kalkıp öbür tarafa gitsin. Silah sanayi. Evet. Değil mi? Bunlar itiraz ettiler. Petrol üreten tesisler. Dediler ki yarın bunlar bu borç yüküyle Amerika'yı bırakır giderler. Evet. Ve biz ödemek zorunda kaldığımız zaman Amerika'ya diye bir şey kalmaz. Dağılır. Evet. Onun üzerine ne yaptılar? Bu Amerika'nın borçlarını tasfiye etmek istediler. Evet. Sonuç olarak ne oldu?
Bir değişime ihtiyaç vardı. Bir değişim. Bakın küçük bir hesap yapalım. Bir Alman geldi ondan 10 sene evvel Amerika'ya 1 euro yatırım yaptı. Bir Avrupalı. 1 euro karşılığında ne aldı? 0.80 dolar aldı. Evet. Şimdi sattı yine 0.80 diyelim faize. 0.80 doların euro karşılığı neydi? Yarım euro. Evet. 1 euro yatırdı, yarım euro alıyor. Böylece Amerika Birleşik Devletleri borçların yarısından kurtuldu. Bir. İkincisi, hep dikkat ediyorum, genelde dış ticaretçi son derece yüksekti. Amerika şu anda dış ticaret açığını 1/4'e indirdi. Ansın. Bir sene içinde. Evet. 800 milyarlardan 200 küsur milyara indirdi. Yani ne yaptı? Dışarıdan aldıklarını içeride üretmeye başladı. Ayrıca doların değer kaybı bunu teşvik etti. Evet. Değil mi? İçeriden satın almak daha ucuz hale geldi. Böylece giderek işçilerine de istihdam yaratmak olana sahip oldu. Yani şöyle söyleyeyim basit bir şey. Eskiden şu şeyi fincanı Çin'den alıyordu. Şimdi getirip Amerikalı yapabilir çünkü giderek ucuzlar hale geldi. Ayrıca ona karşı frenler de koyuyorlar. Yani Amerika köklü bir değişime gidiyor. Evet. Ve kendi devletini güçlü hale getirecek. Evet, bu değişimler içinde bu görsel değişimler de dahil olmak üzere Obama gibi. Evet. Onu hazırlıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim yani dış politikaya uygun Obama bu politikayı izliyor ama gördüğüm zaman şunu söyledim. Afrika'ya ne kadar benziyor Obama dedim. Afrika'nın yarısı Müslüman, yarısı Hristiyan. Obama da biraz Müslüman, biraz Hristiyan. Evet. Afrika biraz beyaz, biraz zenci, siyah. Obama da öyle. Niye Afrika'ya şey ettim? Önümüzdeki dönemin bakir alanı ve önümüzdeki dönemin en önemli şeyi gıda. Kıtası. Evet. Gıda. Orada pekala yatırımlarla şey çok yüksek düzeylere çıkabilir. Evet. Verimlilik ve böylece oraya şey derler. Bakın Çin ve Hindistan Afrika'ya yöneliyordu. Evet. Önünü kestiler. Önünü kesecekler. Evet. Kesmek için çok iyi enstrümanlardı bunlar. Yani bir büyük akıl var. Bizi izleyenler bunları daha geniş hani eski programlarımızda internetten seyredebilirler. Evet. Kral ve ben YouTube'a yazarlarsa sizin eski açıklamanız ve daha geniş görebilir. Tabii konumuz başka bir yerde. Konumuz tabii bu değişim kimler ve nasıl gerçekleştiriyor? Evet. En önemli konu bu. Şimdi Mahir abi dedi ki 11 Eylül operasyonuyla birlikte bu bir operasyondur diyor. Buradan bu anlaşılıyor. Bu operasyonla birlikte dedi dünyada değişim hazırlanmıştı. Değişimin başlangıcı veya kırılma noktası 11 Eylül'dür. 11 Eylül'ü kim gerçekleştirdi? Mete. Ben, şimdi bir kere istersen şöyle bir seyircilere anlatalım. Sen yapmış olduğun işten biraz bahset istersen bize. Evet. O zaman açıklamaların şöyle daha söyleyeyim, yani risk yönetimi danışmanlığı yapıyoruz. Risk yönetimi danışmanlığı nedir? Herkesin anlayabileceği en basit anlamda söyleyeyim. Riskin tespitidir. Riskin alanda incelenmesidir. Bunun çözüm yöntemlerinin bulunmasıdır. Ve bunun sonuna kadar yani riskin ortadan kaldırılacağı son noktaya kadar takibidir. Bunu isterseniz bir şirketin herhangi bir bölgede bir yatırım yapmasından tutun da bir devletin başka bir yerde herhangi bir istihbarat yapmasına kadar en üst seviyeye kadar çıkartabilirsiniz. Önemli olan riskin tanımı. Bu bir şirketin için farklı olabilir. Bu risk bir değişimin planlanması da olabilir. Evet. Yani önemli olan kimin riskin nasıl algıladığı ile ilgili, riskin ne olduğu ile ilgilidir. Biz bu işi yapıyoruz. Buna nasıl gelebildik? Türkiye'de bence en büyük alanlardan bir tanesi, eşiklerden bir tanesi buydu. Görev icabı daha önce bu işi yapabileceğim birliklerde çalıştım. Bununla ilgili bir uzmanlık alanı var. Sen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda binbaşı görevinden ayrıldım. Emekli olarak ayrıldın. Evet. Sonuçta bizim yaptığımız işte aslında bir yerde buydu. Yani yurt dışında veya yurt içinde riskin tespiti ve bunun bireysel anlamda çözümüydü. Bunu ben biraz daha mesleki anlamda bir noktaya getirdim. Dünyada bunu uygulayan ülkeler neler, hangileri var? Mesela sorabilirsiniz. Amerika, İngiltere ve İsrail. Güney Afrika bunu yoğun olarak yapan ülkeler. Ve bunu da bir sektör haline getirmişler. Ve bu sektör ülkelerin şirketlerine hizmet ediyor. Hatta ülkelerin, devletlerin kendilerine hizmet ediyorlar. Bunu ben size hocam 2000'li yıllarda örnek verdim ama ben çok daha geriye götüreceğim.
Bunun ilk başlangıç tarihleri 1990'lı yıllara kadar dayanıyor. Yani Bosna Hersek Savaşı ile beraber başlayan bir süreçtir. 2001 yılı belki bunun en hat safhaya ulaştığı, dünyadaki güvenlik ihtiyacının en zirve yaptığı noktadır. Ondan sonra zaten sektörün önü çok daha açılmıştır. Bu sektörün büyüklüğünü ben size basit olarak hani ne kadar büyük bir paranın döndüğü ve neler yapıldığını söyleyeyim. Irak'ta bu sektörün büyüklüğünün miktarı şudur. 115 milyar dolarlık bir cirosu vardır. Irak'taki yalnızca risk yönetim şirketlerinin şimdi miktarı. Şimdi burada hani belki izleyicilerimize daha açmak lazım. Bu risk yönetimi ne demek? Ekopolitik bütün kavramlarla ilgili herhangi bir ülke iç veya ülke dışında operasyon yapma işlemi. Bu operasyon nedir? Bir, bilgi toplamak. Artı bu bilgileri analiz etmek, bu işverene bu analizleri sentezine ulaştırıp ona sunabilmek, buna göre de bir operasyon yolu tavsiye etmek veya uygulamak. Tabii bu söylediğiniz geniş buna anlamda şöyle öyle. Söyleyelim. Bir herhangi bir petrol kuyusu açmak istiyor Irak'ta bir bu o zaman özel daha şirket. Ekonomik bir faaliyet olur. Ekonomik bir faaliyeti der ki adam yani ben bu petrol kuyusu açmak istiyorum. Burayla ilgili bu yatırımı yapmam doğru mudur? Ve bu yatırımı yaparsam önüme çıkacak aslında, sorunlar ne olabilir? Bunların da önlemleri ne olabilir? Aslında o kadar bile sorulmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu iki gruba ayıralım isterseniz. Bir militarist risk yönetimi, bir de ekonomik risk yönetimi. Evet. Militarist ekonomik yönetimi daha çok Blackwater gibi şirketlerin, yani özellikle halkın bildiği şirket anlamında söylüyorum. Blackwater gibi şirketler daha çok militarist şirketlerdir. Yani güvenlik hizmeti veren, özellikle güvenlik ağırlıklı risk yönetimi yapan şirketlerdir. Bir de bunun ekonomik tarafı var. Çok basit bir örnekle anlatayım size. İsrail'li bir firmasınız ve dünyanın herhangi bir yerinde bir faaliyette bulunmak istiyorsunuz. İsrail devletine başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte Kazakistan'da bir şey yapmak istiyorum. Petrol sahası ile ilgili bir faaliyet yapmak istiyorum. Sizi direkt Mossad'a yönlendiriyor. Mossad'a diyorsunuz ki benim dosyam budur. Bu dosyayla ilgili faaliyet yaparsın. Yapar mısınız? Bununla ilgili bir bütçe çıkartıyorlar, bunu yapıyorlar. Bunu devletler bile yapıyor. Evet. Ama Amerika gibi ülkelerde bunlar daha özelleştirilmiş faaliyetler. Özel sektörle. Özel sektörle yapıyorlar. Bugünkü Amerikalıların yapmış olduğu askeri operasyonlardaki özel şirketlere yaptırma oranları neredeyse yarıdan daha öteye geçmiştir. Yani %50'si daha özel operasyonlardır. Yine rakamsal bazı veriler vereyim size. 1945 yılına kadar ki dünyadaki savaşların hepsi biliyorsunuz şeydi, devletler arasındaydı. 1902 Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar dünyada çıkmış olan çatışmaların miktarı 92 tane. Bunun yalnızca 3 tanesi devletler arasıdır. Diğerlerinin hepsi ya etnik ya da ekonomik anlamda bir iç çatışmadır. Evet. Bu tür faaliyetlerin incelendiğinde bu tür faaliyetlerin içerisinde muhakkak bir özel operasyon tabirini görürsünüz. Şimdi bu özel operasyon tabirinde geldiğimiz noktada dünyada 2001'de bahsetmiş olduğu, hocamın bahsetmiş olduğu güvenlik açığı ve halkın veya şirketlerin kendisini daha çok güvensiz hissetmesinden dolayı özel bir yönelim var. Bu yönelimin adı da bugünkü tabiriyle risk yönetim şirketleri. Evet, soruma devam. 11 Eylül bir taşeronuna verilmiş bir iş midir? Ben öyle algılıyorum. Neden? Bu kadar nitelikli bir operasyon yapılması için özel istihbarata, özel ekipmana ve maddi kaynaklara ihtiyaç vardır. Yani bu kadar basit bir operasyon olacağını düşünemiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Amerika gibi çok iyi korunan bir ülkede iki tane 200 kuleye uçak çarptırabiliyorsunuz. Pentagon'a bir uçakla intihar saldırısı yapabiliyorsunuz. Birkaç uçak da daha yoldayken ya kendisi veya uçaklar tarafından düşürebiliyor. Bu operasyonun yapılmasını için gereken insan kaynağını, lojistik faaliyetlerini, maddi kaynaklarını düşündüğünüzde bunu herhangi bir terör örgütünün yapma kabiliyetinin olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani en basit anlama sorayım. Yapabilir misiniz? Yani ben tabii böyle şeylere çok inanmadığım için. Yani iki yıl gibi bir hazırlık sürecinin olduğu söyleniyor. 2 yıllık gibi bir hazırlık sürecinde bunun göz ardı edilmesi ve gözden kaçırılması mümkün değil. Evet. Ben Mahir abiye bir soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi Emre Taner bir açıklamasında bundan sonra MIT'in olaylara artık sonradan dahil değil, bundan sonra önleyici tedbirler alarak gidecek. Yani daha önceden istihbaratını alıp buna göre eylemler yapacak dedi.
Bu nasıl bir işti? Eskiden niye yoktu, şimdi niye böyle düşünüyor MİT? Efendim eskiden zaten Soğuk Savaş döneminde düşman belliydi. Sovyetler Birliği'ydi. Ve onun için de bilgiler... Kurgulanmış düşmandan bahsediyor. Kurgulanmış düşman. Bütün bilgiler zaten müttefiklerden gelirdi. Bizim ayrıca aramamıza gerek yoktu. Ve onlar istediği zaman da Sovyetlerin desteğinde olduğunu düşündükleri hedefleri bize gösterirlerdi. Biz onları vururduk. Yani bertaraf ederdik. Daha çok istihbarata karşı koyma hareketi gibi bir şey. Evet, öyle bir şeydi. Yani onun için kişileri kovalardı insanlar. Kişiler. Evet. Halbuki istihbarat kişileri kovalamak değildir. Bu dünyada üretilen politikaları tespit etmek, bunların hangi kanallarla ve kimler aracılığıyla yaptığını tespit etmek ve bu kanalları kesmektir. Evet. Öylece istihbaratın görevi bu. Bu arada ben 11 Eylül'ü neden böyle değerlendirdim? Olduğunun ikinci veya üçüncü günü çıktım böyle söyledim. Elimde hiçbir delil yoktu. Ama bazı noktalara dikkatimi çekti. Bir, önce ben Amerika'nın ekonomik şeyini sürekli takip ediyordum zaten. Değerledim. Evet. Bunun devam etmeyeceğini görüyordum. Bir o var. İkincisi, bu şeye hemen cevap bulundu. El-Kaide yaptı diye. Evet. Çok. Hiçbir araştırmaya falan gerek yok. Ondan sonra otomobilin içerisinde bir tane Kur'an, ondan sonra uçak kullanma kılavuzu çıktı. Onu da hazırlamışlar yani. Diyorlar ki böyle inanır diyorlar. Evet. Evet. Göstere göstere. Göstere göstere. Evet. Göstere. Zaten bu sefer bilmediğini de bulamıyorlar. Bakınız, böyle bir yerde diyoruz ki intihar komandosu var. İntihar. Dört uçaktan birimiz yönlendiren adam acaba ölüm korkusuna kapılmaz mı? Biriz. Evet. Hatta şu anda soruyorum. Bölgemizde binlerce intihar komandosu var. Acaba bir tanesi vazgeçmiyor mu? Evet. Değil mi? Bu sorunun cevabını da vereceğiz zaten de. Şimdi onun için istatistik bilimine ters. Bir operasyon yaptığınız zaman %100'ünün başarma şansı yok. O bakalım bunları da düşündüm sonra. Daha sonra da bir takım deliller buldular. Evet. Mete, şimdi genel olarak baktığımda sen bir risk danışmanlığı sürecini şu anda bir fiil özel bir sektörde yerine getiriyorsun. Evet. Şu anda neler yapıyorsunuz? Daha çok Irak'la çalışıyoruz. Evet. Zaten bu işe başlamam ve açığın görüldüğü yerde Irak'tı. Irak'ta ilk yaptığımız iş belki hatırlarsınız. 2003'lü yıllarda kamyon şoförleri kaçırıp öldürmeye başlanmıştı. Onunla ilgili bir proje hazırladık ve bu projeyi bir kısmını Amerikalılar hayata geçirdi. Bir kısmını da biz özel şirket olarak hayata geçirdik. Yaklaşık 40 tane biliyorsunuz bizim kamyon şoförümüz ya kaçırıldı ya da öldürüldü. Bir kısmının cesedi bulundu, bir kısmının bulunamadı. Bununla ilgili faaliyet sırasında ben bu işin ne kadar önemli bir unsur olduğunu gördüm. Neden? Bizim şirketlerimiz, özellikle Türk şirketleri, diğer şirketlerden biraz daha girişken. Yani bizim şirketlerimiz biraz daha gözü kara. Evet. Aslında bir Japon şirketi, bir Amerikan şirketi bizim şirketler kadar hızlı hareket etmiyorlar. Bizim şirketlerimiz çok daha hızlı gidiyorlar. Ama bunlara bilgi sağlayabilecek, bunların o riskli bölgelerde faaliyetlerini daha güvenli hale getirecek olan bir şirket yapılanması Türkiye'de yoktu. Evet. Ve bunun da hep handikapını ya bizim şirket sahipleri kaçırılmıştır, ya öldürülmüştür ya da gittikleri bölgelerdeki paralarını alamamışlardır. Bir Amerikan şirketinin veya bir İngiliz şirketinin bir ülkede saldırıya uğradığını veya o ülkeden parasını alamadığını göremezsiniz. Evet. Muhakkak bir şekilde paralarını veya canlarını emniyet altına alırlar. Ben buradan aslında seyircilere bir şey hatırlatmak lazım. Biliyorum ki Kazakistan'da 40 kişilik bir inşaat firması, 40 tane işçisi feci şekilde dövüldü. Evet. Bunun karşılığında işçileri Türkiye'ye almak zorunda kaldılar. Ve yeni bir operasyon yapmak zorunda kaldılar. Şimdi, bunlardan bahsediyoruz aslında. Aslında bunlardan bahsediyoruz. Şimdi herkes şunu düşünebilir. Yani burada ne yapılabilirdi? Şimdi çalıştığınız yer Kazakistan. Eğer Kazakistan'da bir inşaat faaliyeti sürdürecekseniz muhakkak burada ciddi anlamda bir personel çalıştırmak zorundasınız. Bu şirketler, yani bizim gibi şirketler neler yapıyorlar? Diyorsunuz ki biz Kazakistan'da bir inşaat aldık ve bu inşaatın yeri de şurası. Bize en uygun bu inşaat yapmak için lojistik imkanlar nelerdir?
Yasalarında herhangi bir mevzuatla ilgili bir sıkıntı var mıdır? Gittiğimiz zaman hangi taşeron gruplarla çalışabiliriz ve başımıza gelebilecek olan sıkıntılarda nasıl çözüm yolları yönetebilirsiniz? Neden? En basit şey söyleyeyim size. Biz bunu Irak'ta da yaptık. Bir bölgeye gidiyorsunuz. Bu bölgede Sünni bir aşiret grubu var. Eğer siz bu Sünni aşiret grubundan insanları eğer şirketinize alıp onlara uygun, onların örf, adet ve geleneklerine uygun bir şekilde çalıştırmıyorsanız anında Irak'ta şey yiyorsunuz, saldırıya uğruyorsunuz. Ya şantiyeniz yakılıyor ya da liderleri veya işte sahibi kimse fidyeyle geri teslim ediliyor. Bu tür olayların yaşanmaması için sahayı muhakkak şirketten önce gidip tespit etmeniz gerekiyor, görmeniz gerekiyor. İşte Amerikalı şirketler ve İngiliz şirketler kendi içinde risk danışmanlığı yapan elemanları olduğu için bunları çok daha iyi hazırlıyorlar ve şirket gittiği zaman başına ne geleceğini bir format olarak elinde biliyor ve ona göre de tedbir alıyor. Bunu yapan şirketler belki ilk başlangıçta biraz daha fazla para harcamış gibi gözüküyorlar ama totalde baktığınızda çok daha avantajlı bir hale geliyorlar. Bizim Türk şirketlerinin Libya'da yaşadıkları, bizim Türk şirketlerinin Irak'ta yaşamış oldukları veya diğer yerlerde yaşamışlarına bakın. Her şirketin muhakkak bir bölgede bıraktığı ciddi anlamda bir para vardır. Hatta batan şirketlerimiz vardır, inşaat şirketlerimiz vardır. Bunu ortadan kaldırmak istiyorsanız yapacağınız tek şey başınıza gelecek olan her şeyi bilmektir. Bunu siz hastalık olarak söylerseniz bir doktorun size önleyici tepki vermesi olarak gibi düşünebilirsiniz. Risk yönetimi de şirketlere aslında bir önleyici reçete veriyor. Şunları kullanın, hastalıktan korunun diyorsun. Şimdi şirketlere gelip gideceğiz ama beni daha çok burada devletler ve yönetenler ilgilendiriyor. Bir reklam arası vereceğim. Ondan sonra aynı formatı acaba Mahir abiye soru sorarak devam edeceğim. Devletler nasıl kullanıyor? Evet, şimdi reklamlar. Evet Mahir abi, reklam öncesi size devletler bu sistemi nasıl yönetiyor diye soracağım. Evet. Efendim şimdi biraz evvel dedi ki dünyaya bakan bir takım güç odakları var. Bu güç odağı bir tane değildir. Yalnız Amerika değil, başkaları da var. Evet, Amerika'nın içinde de farklı güç odakları da var. Evet. Mesela İngiltere var, Rusya var, Almanya var. Böyle her birinin kendine göre biz de dünyadan sorumluyuz diye dünya ölçeğinde operasyonlar var. Projeleri de var. O halde iki şey. Birincisi siz bir ülkeye gittiğiniz zaman oradaki yapıyı bilmeniz lazım ve ona göre davranmanız lazım. Ona göre. Bakın şöyle bir yol yapacağınız zaman oradaki dağın engebelerini bileceksiniz ki o dağın üzerinden yol geçirebilirsiniz. Tabii. Ama bu yolu dağın yaptığı anlamına gelmez. Evet. Onun yapsın sadece değil mi? Mühendis yapar ama o şartları belirler. Onun için gelirler, o yapıyı şey ederler, incelerler ve diğer güç odaklarının kullandığı veya odaklandığı yerleri tespit ederler. Evet. İlk yapacakları iş o odakları tespit etmektir. Çoğu zaman bakınız mesela Türkiye'de diyelim ki Türkiye'nin kendi odakları var mıdır? Zayıftır. Evet. Gelir burada Amerika olsa Alman odağını tasfiye eder, İngiliz odağını tasfiye eder, Rus odağını tasfiye eder. Yani bu böyledir. Evet. Esas itibariyle şeyi bu mücadeleler böyledir. Şimdi biraz günümüze çekiyorum. Evet. Ve ilginç bir soruyla, cesaretli bir soru soracağım abi. Emre Taner'in açıklamasından sonra demokratik açılım böyle bir proje mi? Evet, demokratik açılım böyle bir proje. Bu hiçbir televizyon programında konuşulmadı. Evet. Demokratik açılım böyle bir proje. Yani biraz evvel söylediğimiz gibi Türkiye'ye yeni bir rol veriliyor ve bu rolün icapları yerine getiriyor. Bakınız 25 senedir biz getirdik bir terör örgütüyle mücadele ettik. Evet. Amerika'da da 5-6 senedir bizimle beraber. Dünyanın en büyük gücü, yanına bölgenin en büyük gücünü almış. İkisi üst üste ya ama karşıda bir PKK var, bundan başa çıkılabilir mi? Zaten Amerika'nın bu konudaki zaafı belli. El-Kaide ile de başa çıkamıyor. Evet. Böyle mi kabul edeceğiz yani? Hayır. Yani Usame Bin Laden de bulamadı. Evet. Bu şuydu. Türkiye'de PKK hareketi bölücü bir hareket değildir. Kürt'e Kürt dememiz istendi. Çünkü açılımın bir parçası bu. Her soyun kimliğiyle kabul edeceğiz. Kürt'e Kürt dedik bitti. Evet.
Kürt'ün herhangi bir devlet kurması mümkün değil. Bazen oturdu der ki Kürtler ayrılacak. Ben de o zaman 1990 öncesi 84'te mesela gene PKK vardı ama Saddam da Irak'ı kontrol ediyordu, Kuzey Irak'ı. Türkiye'de çok küçük bir coğrafyada insanlar oturacak bir devlet kuracaklar. Dedim ki bunun milli geliri ne olur? Ha, olsa $300 o adam başına. Yeri kurulacak devlet. Ordusu, omuzunda silah olanlar ordu sayılmaz ki. Öyleyse biz niye tank, top, uçak alıyoruz değil mi? Evet. Evet. Ordusu olmayacak, üniversitesi olmayacak, eğitimi olmayacak. Olmaz böyle bir devlet. Tabii. Evet. Yani oturup da bunlar devlet kuracaklar diye ne hayal görüyordu. Olayı anlamadılar. Burada bize yaptırmak istenen şey diyorlardı ki siz herkesin etnik kimliğini kabul edin. Evet. Size çünkü Kuzey Irak'ın kontrolünü vereceğiz. İçeridekilere hadi Kürt'e Kürt demiyorsun. Kuzey Irak'takine ne diyeceksin? Evet. Değil mi? Bakınız Kürt açılımının hemen arkasından Irak açılımı ve Kuzey Irak açılımı geldi değil mi? Bundan sonra Suriye. Ha, bundan sonra bu, Kürt'e Kürt diyoruz. Evet. Suriye şimdi, açılımı geldi. Aslında şunu söylemek lazım belki. Türkiye'nin kendi dinamikleri biçilmiş bir görevden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bütün söylemlerinizde şu vardı. Dediniz ki Amerika ve Rusya dünyanın bu değişen yüzünde bir konsensüse vardılar. Evet, evet. Dünyayı artık tekrar biz yöneteceğiz evet. dediler. Buradaki amaç Çin ve Avrupa'nın önünü kesmek evet. ve yeni bir yapılanmaya gitmekti. Evet. Bu yapılanmadaki en önemli araç ise Türkiye'ydi. Evet. Türkiye üzerinde de bir konsensüse vardılar. Evet. Peki Türkiye'deki plan ne olacaktı? Türkiye bölgesinde güçlü bir ülke olacak. Neyle başladı? One Moment'la başladı. Evet. Şu anda belki TRT'nin katkıları buna çok yüksek. Bu da belki bir politik olarak götürülüyor olabilir. Şimdi peki size sorum şu. MİT burada nasıl bir pozisyon alıyor? Milli İstihbarat Teşkilatı esasen destekleyici bir rol oynadığını tahmin ediyorum. Evet. Bizde olduğu için faaliyetleri buna tahmin edemem. Ama bütün gelişmeler projeye uygun oluyor. Çünkü bu proje aleyhimize değil. Evet. Yani oturup da niye bu projeyi uyguluyorsun? Bunda yabancıların rolü, Amerika'nın rolü var demenin anlamı yok. Eğer lehimize ise tabii dünyanın en büyük gücüyle ittifak yapmak faydalı olacaktır. Bu böyle. Zaten bunun ismi politika. Bunun ismi politika. Ayrıca bakın biz İsrail'e diyorlardı ki çok iyi ilişkileri var. Değil evet. mi? Efendim o da Amerika'nın kontrolünde veya himayesinde falan. Biz kafa tutar hale geldik durmadan İsrail'e. Bu gerekliydi. Buradaki İslam aleminin bir düşmanı var. O da İsrail. Getirdiler bakınız Filistin-İsrail çatışması aslında kontrollü bir çatışmadır. Evet. Evet kontrollü bir çatışma. Yani herkes İslam dünyası düşman olarak İsrail'i bilmesi için İslam aleminin böyle bir çatışmayı yarattılar. Ve Yasser Arafat mesela çok büyük bir mücadeleci vatan için. Sonra baktım öldüğü zaman $1 milyar serveti çıktı. Ha o CEO'ymuş demek ki değil mi? Bir şirket yöneticisiymiş. Evet. Lazım bunlar. İşte diyoruz ki halkımıza bunları yemeyin lütfen. Ne olacağını görün ve ona göre tavır alın. Sizi getiriyorlar sürüklüyorlar. Bunu yapmayın. Bak Yahudi aleyhtarlığı İslam alemi vardı. Ondan sonra Türkiye bunu kontrol edebilmek için One Minute'la başladı ve bir sürü takip etti onu. Evet. Uçaklarını etmedik, getirmedik ve sürekli ediyoruz. İsrail aleyhine beyanatlarda bulunuyoruz. Evet. Şimdi şunu görüyorum. Irak Savaşı'nda Blackwater diye bir kuruluş var. Bu kuruluş tamamıyla özerk. Ama Amerikan devleti için çalışan bir kuruluş. Bu kuruluştan biraz bize bahset ama sorum devam edecek. Aslında bu kuruluşta aslında şöyle bir şey var. Bakıyorum ki Blackwater'ın da Amerikan sisteminin dışında hatta Fiji'den bile 40 kişilik askeri bir ekip aldığı, teknolojik ekibin dünyanın farklı yerlerinden aldığı ve bunun karşılığında da yapılandığını görüyorum. Doğru mu? Doğru. Biraz bundan bahseder aslında, misiniz? Aslında ilk Irak Savaşı demeyelim. Bunun Amerikalılar tarafından uygulanma sahası Bosna Hersek Savaşı demin de kısaca evet. bahsetmeye çalışmıştım. İlk lojistik faaliyetleri özelleştirildi Amerikalılar tarafından. Sahadaki bütün malzemenin taşınması ve bunun bölgeye getirilmesi Amerikan özel şirketlerine verildi.
Daha sonra bu lojistik faaliyetlerinden arkasından bazı operasyonel faaliyetlerin de dışarıya verilmesi istendi. Neden? Bunun iki tane amacı vardı. Şu andaki özellikle 1900 Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra büyük ordu devri bitti dünyada. Artık çok fazlasıyla milyonluk ordular yok artık. Orduların mevcutları aşağı doğru çekilmeye başlandı. Evet. Bu mevcutlarla Amerika gibi bir ülkenin bile dünya hegemonyasını sağlaması mümkün değil artık. O yüzden de takviye bir özel bir operasyona ihtiyacı var. Bunu da ancak paramiliter gruplarla yapabilir. Yani özel şirketler tarafından yapabilir. Ama bunun başka sebepleri de var değil mi? Tabii tabii. Yani birkaç sebebi var. Çok önemli. Evet. Tabii ama asıl ana sebeplerden bir tanesi bu mevcutların çok aşağı gelmiş olması, bu mevcutların muhakkak sağlanması. İkinci önemli sebeplerden bir tanesi yasal bazı unsurlardan kurtulmuş olması. Amerikan devleti iç siyasette kullanmak hem amacıyla. Hem iç siyaset evet. anlamında bir de hem de dış siyaset anlamında. Dışarıda yani ölen bu, adam Amerikan askeri değil de Blackwater'ın bir Güney Afrikalı, elemanı. Evet. Güney Afrikalı veya Kolombiyalı bir paramiliter grubun mensubu evet. olabiliyor. Bunların, eski deyişle lejyoner. Lejyoner yani. Evet. Olabiliyor. Bunların tabii şöyle bir avantajları var. Bunlar işte öldükleri zaman veya yaralandıkları zaman Amerika'ya bir şeyi yok. Yükümlülükleri yok. Yani bunun ödeyeceği tazminatlardan kurtulmuş evet. oluyor. Artı gazilerin tedavi edilmesi için masraflardan kurtulmuş oluyor. Bu belki ikinci ana sebeplerden bir tanesi. Üçüncüsü de bu kadar çok yetişmiş bir mevcutlu grubu bulmanız mümkün değil. Yani 130-140 bin kişilik bir grubu yetiştirmek, bunları idame etmek mümkün değil. Hiçbir silahlı kuvvetlerin buna gücü yetmez. Evet. Yani ben 140 bin kişilik bir grubu... Ama önümüzde çok iyi bir çözüm var. Dünyada bulabilirsiniz. Dünyadan bulabilirsiniz. Tamam. Ama o zaman ne geliyor? O zaman bunun adı Amerikan ordusu olmaz. Evet. Amerikan ordusuna... Onun için Blackwater diyorsunuz. Blackwater gibi bir şirket koyuyorsunuz. İşte Blackwater gibi bir şirkette Amerikan çıkarları için bu dünyanın her tarafından bulmuş ordu paralı askerleri getirip kullanıyor. Evet. Ve bunlar en yoğun bir şekilde kullandıkları alan aslında herkes dediğim gibi şey olarak bilir. Burası olarak bilir ama bunların özellikle Afrika'daki çok büyük operasyonları var. Şu andaki Amerikan operasyonundan daha büyük operasyonları var. Birçok yerde bunların deneyimleri var. Ve aslında Blackwater'dan belki bir örnek verelim. Yani Felluce'de 4 askeri yakılarak öldürülmüştü. Güvenlik görevlisi evet. evet ve Felluce'yi bir anda yerle bir ettiler. Evet aynen. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bu bir intikam mı? Onlara göre bir intikamdı. Evet. Bir gözdağıydı. Çünkü bugün Irak'taki özel askerlerin yani bu paralı askerlerin miktarı normal Amerikan ordusundan daha fazla. Evet. Ve bunlara tanınmış olan yasal haklar devletlere tanınmıyor. Yani şu anda Türk ordusu herhangi bir yere gittiğinde savaş suçları mahkemesinde yargılanmak üzere anlaşmalara tabiyken bu şirketler işletleri hiçbir suçtan dünyanın hiçbir yerinde yargılanmıyorlar. İşte bunun şeyleri çıktı. 17 tane sivili Bağdat'ta öldürdüler. Öldürülenlerin hepsi anlaşmalar gereği Irak'ı terk edip gittiler. En ufak bir sorumluluk almadılar. Yine Ebu Garip'teki sorgulama yapan subaylar veya sorgulama yapan kişiler işte bu şirketin elemanlarıydı. Hiçbiri birkaç tanesi, gardiyanların birkaç tanesi onlardı. Ama özel sorgu subaylarının hepsi Blackwater gibi şirketlerin elemanlarıydı. Evet. Yani şimdi baktığınızda yine şunu geleyim. Yalnızca Irak'ta düşünmeyin. Azerbaycan'ın ilk dağılma sürecinde yani Sovyetlerden ayrılma döneminde gereken güvenlik elemanları yetiştiren şirketin ismi de Blackwater'dır. Evet. Yaklaşık 1500 kişiyi bir adada yetiştiren grup da Blackwater'dır. Yani nereye bakarsanız bu gibi şirketleri aslında görüyorsunuz. Ve bu önümüzdeki dönemin, önümüzdeki geleceğin savaş biçimi. Evet. Özel operasyon biçimi. Evet. Buna hazırlıklı olacak. Herkes buna hazırlıklı olacak. Artık dünyada konvansiyonel bir savaş olmayacak. Bundan sonraki bütün savaşların hepsinin ismi özel savaşlar olacak. Şimdi Mahir abi eski MİT mensubu olarak size de bir soru sormak istiyorum. CIA'ya baktığımda genelde Delta Force veya Ranger eğitiminden geçiyorlar CIA elemanları. Türkiye'de de MİT böyle bir değişime hazır mı? Hayır bunu yapmazlar Türkiye'de. Evet. Çünkü bizim sahrada yapacağımız, alanda yapacağımız pek büyük bir faaliyet yok. Biz haber toplamakla şeyiz, görevliyiz. Haber toplamak için de bunlara gerek yok. Yani daha ziyade kimliğini belli etmeyeceksin. Halbuki mücadele kimliğin belli olduğu zaman söz konusu olabilir. Değil mi? Evet. O halde biz istihbarat, haber almayla mükellefiz. Türkiye'de karşı koymayla kimin görevli olduğunu kimse bilmez. Evet. Evet. Bir faaliyet var, yıkıcı faaliyet var. Çok doğru. Evet, haberini aldık. Ne yapacağız? Kim operasyon yapacak? Kim operasyon yapacak?
kim karşı harekatı yapacak? Peki Emre Taner'in açıklamaları bundan sonra bunun değişeceği üzerine bir kavram mıdır? Öyle de olabilir, öyle de olabilir. Ve eğer böyle bir şey olursa zaten PKK ile orduyu karşıya getirmezsiniz. O bir yıkıcı faaliyetse sizin özel timlerinizle bu mücadeleyi sürdürürsünüz. Evet. Normali budur. Bu olmadığı için uzun sürdü. Ve hiçbir siyasi değerlendirme de yapılmadı PKK konusunda. Böylece terör örgütü bitti gitti değil mi? Aslında ben orada bir müdahale yani ekleme yapacağım. Aslında teşhislerimiz hep yanlış olduğu için bu kadar uzayan bir kangrene dönüşen bir hastalığa evet. dönüştü. Evet. Bakın 5000 kişilik bir gruba terör örgütü diyemezsiniz. Evet. Bir bölgeyi bağımsız olarak kendine ayırmış bir gruba terör örgütü diyemezsiniz. Doçkası olan, içerisinde uçak savarları olan, füzeleri olan, dünyanın her tarafında bu kadar örgütlenmiş bir gruba terör örgütü diyerek olayı küçümserseniz gelecek vahim olan 25 seneye bu kadar yaygınlaştırırsınız. Mahir Hocam dediği çok doğru. Bu tip gruplara terör örgütü dediğiniz andan itibaren müdahale şekliniz farklı oluyor. Eğer buna ayrıkçı bir grup demiş olsaydınız o zaman devreye belki Milli İstihbarat Teşkilatı girecekti. Girecekti. Ve yurt dışı operasyon yapma şansınız olacaktı. Ama hep isimleri yanlış koyduğunuz için müdahale şansı olmadı. Hatırlarsınız 1991 yılına kadar Kuzey Irak'taki istihbarat sorumluluğunu MİT'e aitti. 96'ya kadar. 96'da Milli Güvenlik Konseyi siyaset belgesinde bu görev şeye verildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na verildi. Yani o bölgenin istihbarat ve operasyonel güç yapma şeyi. Peki ben bir şey soracağım. Bu Amerika'da olsaydı kim yapardı acaba? Amerika'da olsaydı bu operasyon yapacak olan grup belliydi. CIA yapardı. Evet. CIA'nin istihbarat elemanları tespit ederdi. Delta Force yani bizdeki özel kuvvetleri operasyonel anlamda kullanır ve şeyi bertaraf ederdi. Şu anda Afganistan'da yapılan operasyon bunun aynısıdır. Bakın bölgede gördüğünüz birçok eleman, o sakallı gördükleriniz, o peştun kıyafetleri içine girmiş, Afgan kıyafetleri içine girmiş olan kişilerin hepsinin aslında görevi CIA elemanları. Evet. Saha elemanları. Şimdi aslında Emre Bey'in bahsettiği de Mahir Hocam'ın da desteklediği şey şunu söylüyor. Ben bundan sonra önleyici bir hareket yapacağım diyorsa yalnızca istihbarat faaliyetini kastetmiyordur. Kesinlikle bunun içine bir önleyici operasyonu da kastediyordur. Eylemi de kastediyordur. Eylemi de kastediyordur ki buna göre de bir yapılanmaya geçmek zorunda. Burada belki hani bizlerin tavsiyesi şu olabilir. Amerika bunu uygularken muhakkak silahlı kuvvetlerle beraber uyguluyor. O grubu emri altına alabiliyor ve o grubu kendi emri altında kullandıktan sonra geri iade edebiliyor. Bakın bu neyi sağlıyor biliyor musunuz? Hocam daha iyi bilir. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kanunları ve ona sağlamış olduğu yetkiler Türkiye'deki hiçbir ne silahlı kuvvetlerinde ne de poliste vardır. Var mıdır hocam? Yok. Çünkü ona göre bir görev verilmiş. Bu görevlerde uygulandığı zaman da belli bir mahrumiyet sağlıyor. Belli bir gizlilik sağlıyor. Bu gizlilik sayesinde de birçok şeyi yapma şansınız var. Türkiye'deki belki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, yine hocamın söylediğine ben gerçekten katılıyorum. Bugün yaşadığımız birçok kaosun da belki sebebi budur. Tanımların iyi konulmamış olması ve bu boşlukların birileri tarafından doldurulmaya çalışıldığı için de daha sonra bu tip olaylar yaşanıyor. Eğer işte CIA elemanları bir operasyon yapmış olsaydı bunun sorumlusu kim olacaktı? Sorgulayamazsınız bile. Hatırlarsanız Amerika'da başkan yardımcılarından bir tanesi CIA elemanlarının bir tanesinin ismini açıkladı diye bundan 2 yıl önce yargılandı. Yargılandı. Evet, ve ceza aldı. Bir elemanı deşifre etti diye. Hayatını tehlikeye attı diye. Şimdi bunları net olarak belirlemezseniz kendi coğrafyanızda yaşama şansınız yok. Yine Emre Taner'in ben gerçekten hocam gibi düşünüyorum. Eğer Türkiye büyüyecekse, Türkiye kendi coğrafyasında diğer ülkeler üzerine de politikalar yönetebilecekse muhakkak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iç istihbarattan çok dış istihbarata ve bölgesel ekonomik kaynakları da kendisine çevirebilecek olan yeni bir yapılanmaya girmek zorunda. Bunu da ancak belki hocam ilk girdiğindeki zaman yapmış olsaydı bunların hepsi belki bugüne kadar hiç gerek tabii, kalmayacaktı. Tabii. Mesela bu, demek ki Blackwater cinsinden Türkiye'nin yaptığı, örgütlediği bir takım şeyler MIT'le birlikte çalışacaktır. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Birlikte çalışacaktır. Şimdi şöyle görüyorum aslında seyircileri de bunu daha iyi açıklamak için abi. İstihbaratın yeni şekil almasıyla birlikte şöyle bir şey gördüm ben.
Fransız istihbaratında iki kişi Legion d'Honneur ödülü aldı. Bunların en önemli şeyi Fed'in Amerikan dolarının devole edeceğin bilgisini devlete, Fransız devletine iletmesi. Bunun karşılığında %25 gibi bir borçtan kurtulmuş oldu Fransa. Evet. Yani bahsettiğimiz aslında burada seyircilerimize bahsettiğimiz askeri operasyonlar, terör örgütleriyle falan değil. Bir ülkenin ekopolitik olarak istihbaratını veyahut da kendi yönetim şeklini değiştirmesinden bahsediyoruz. Ne diyorsunuz bu konularda? Kesinlikle katılıyorum. O zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu ülkenin tüm alanlardaki tehditlerini ortadan kaldıracak. Evvela tespit edecek tüm alanlardaki, sonra da onu bertaraf edecek bir yapıya oluşturulmalıdır. Bu bir zihni kabiliyet ister. Evet. Milli İstihbarat Teşkilatı çok yüksek ölçüde zeki insanlardan ve bilgili insanlardan oluşmalıdır. Ben istihbaratçılar için iki özellik ararım. Birisi çok zeki ve bilgili, ikincisi vatansever. Başka şeye de ihtiyaç yoktur. Evet. Böylece her alanda, terör alanında, ekonomi alanında böyle tespitlerde bulunacak insanlara ihtiyaç var. Yani burada şunları da hatırlatabiliriz aslında. Yani Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan getirilme operasyonu. Yani çok büyük bir operasyon. Ve yine hani yurt dışından örnekler verirsek ben çok takdirle veyahut da şeyle izliyorum Amerikan devletini bu konuda. Executive Outcomes gibi bir özel sektörün Afrika'da, Güney Afrika'da, Sahra Altı Afrika'da yapmış olduğu operasyonlar. Amerika'ya getirmiş olduğu, hatta bugün Obama'nın seçilmesi veyahut da sizin devamlı söylediğiniz seyrekleştirilmiş Afrika gerçeğini ortaya koyan operasyonlar. Evet. Şimdi burada genel olarak nasıl bir yapılanma bekliyorsunuz dünyada Mahir abi? Dünyada bakın sizin söylediğiniz eski bir MİT'çi olarak. Evet. Öcalan'ın yakalanması mesela çok boyutlu bir olaydır. Evet. Basit değil. Biz birdenbire ansızın senelerce Suriye'de oturan bir lideri kızdık ansızın kızdık. Niye kızdık? Bunca senedir bir şey yapmıyorduk. Hemen ona kızdık. Çıkardık. Bizden 6 kilometre uzakta uçağa bindi. Avrupa'ya gitti. Orada farkına varamadık gidişini. Daha Kenya'da yakalayacağız şimdi. Acelesi yok. Avrupa'ya gidişinin sebebi şuydu. Avrupa'yla uzlaşmazlığının tespiti için gönderildi oraya. Avrupa'ya. Ve gitti. Orada uzlaşmaz oldu. Almanlar kabul etmedi. İtalyanlar kabul etmedi. Ve bu resmi hale geldi. Rusya kabul etmedi. Ve bu resmi hale geldi Avrupa'yla. Ondan sonra Kenya üzerinden. Yunanistan üzerinden Kenya'ya gitti. Pangalos yardımcı oldu ve görevinden oldu bu yüzden. Niye? Simitis'in haberi yoktu başbakanın. Pangalos'ta şimdi biliyorsunuz önemli bir yerdir Yunanistan'da. Evet. Başbakan yardımcısı. Ve Kenya'ya götürdüler. Şu soruyu sorun. Bir insanın bir ülkeye sığınması için orada ya örgütü olacak ya o devletin himayesinde olacak değil mi? Tabii başka alternatif yok. Başka alternatif yok. Dedim ki her türlü Kürt gördüm de zenci Kürt görmedim dedim. Öyle bir örgütü yok. Ve şunu söyledim. Dedim ki Kenya'daki yönetim niye Abdullah Öcalan'la ilgilensin? Öcalan dediğin zaman belki de bu yiyecek bir şey mi diye sorarlar. Değil mi? Evet. Oraya kadar götürdü Amerika. Bakın operasyona bakın. Ve sonra Türkiye'ye getirdi. Ve onun hayatını garanti altına aldı. Neden? Çünkü eğer Öcalan ölseydi Avrupa'nın kontrolündeki bir kişi bu harekete liderlik yapacaktı. Faysal Dumlayıcı bir adı var da, diğer adı var da onu unutmuşum. O da öldürüldü. Yani hayatta kalmasının nedeni Avrupa'nın kontrolündeki bir liderin eline geçmemesi. Eğer öyle bir şey olsaydı bu bir efsane olurdu ve bütün efsaneyi o lider üstlenirdi. Bayrak haline getirirdi ve Avrupa kontrol ederdi. Onu da engelledi. Bunlar çok büyük operasyonlar. Evet, büyük operasyonlar. Bu operasyonlar derken bunu iletişimi de kontrol ediyorlar mı aynı şekilde Mahir abi? Tabii, yani tabii. Şunu görmek istiyorum ben. Belki Mete hani sen de bu konularda yakın zamanda o bölgede yaşamış birisi olarak. Mesela Çuval Olayı diye bir olay var Türkiye'de. Türk toplumu
Yani bugün PKK'ların dağdan indirilme operasyonuna baktığımız zaman onun yanında çuval operasyonu inanılmaz büyük bir operasyon. Yani inanılmaz büyük tepkilerin gelmesi gerekli. Başbağlarda 33 sivilin ölmesi, öğretmenler, askerler yani tepkilerimizi de mi yönetiyorlar? Evet, evet. Hepsini yönetirler efendim. Bütün tepkiler yönetilir. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir gün 33 yerimiz öldürüldü. Tarihini hatırlamıyorum, 1990'larda. 93. Bingöl'de 93'de öldürüldü. Ondan bir hafta 10 gün evvel PKK ateşkesi ilan etmişti. Hemen dediler ki PKK sözünde durmaz zaten, yalan söylüyordu. Hayır, aslında şu vardı. Çatışmaya ihtiyacı vardı sürecin. Sürecin çatışmaya ihtiyacı vardı. Nitekim onu Şemdin Sakık'ın yaptığı anlaşıldı. Şemdin Sakık'la da Öcalan düşmandı birbirine. Evet. Evet. Kullanıldı demek ki. Yani manipüle ediyorlar. Evet. Seçerler. Şunu kullanalım derler. Orada onun da işine gelir, o kullandıkları adamın da işine gelir. Sadece hıyanet değildir, değil mi efendim? Kesinlikle, kesinlikle. Sadece işine gelir o. Tamam der. Ben bunu yapayım der. Ve karşılığında da bir mükafat görürse yapar bunu. Sen nasıl görüyorsun Mete bu algıyı yönetme konusundaki? Ben katılıyorum. Yani şimdi istihbaratı biz hep gerçekten şöyle algılıyoruz. Sonuçta istihbaratın bir haber alma kısmı var. Haberi alıyorsunuz ve bunu değerlendiriyorsunuz. Asıl kıymetli olan kısım bunun değerlendirme kısmı. Ve daha sonra bunun uygulanma safhası. Amerikalılar buna daha çok değişik bir isim koymuşlar. Toplum mühendisliği diyorlar. Evet. Bu toplum mühendisliği işi. Nasıl toplum mühendisliği işi? Toplumun refleksleri ölçülerek ancak algılanır. Ölçümler de olaylarla gerçekleşir. Ben bundan 2 sene önce zannederim Dağlıca baskını sırasında bir bununla ilgili bir demeç vermiştim. Demiştim ki eğer biz İspanya'daki gibi 2 kişinin veya 3 kişinin bombalı eylemiyle 1,5 milyon insanı İstanbul'da yürütmüş olsaydık bir sonraki eylem safhasına geçilemezdi. O eylem safhası orada kalırdı. Dediğiniz çok doğru. 2003'ün 4 Temmuz'u 11 Türk askerinin başına çuvalın geçildiği tarihtir. Aslında bu çuval geçirme operasyonu 11 tane subay assubayın kafasına çuval geçirme olayı değil. Normalde 70 milyonun evet. kafasına çuval geçirme olayıdır. Şimdi bunu başka bir coğrafyada yapamazsınız. Ve gerçekten de NATO tarihinde böyle bir olay yok. Yani iki müttefikin kendi askerlerini tutukladığı ve böyle bir aşağılamaya tuttuğu bir operasyon türü yok. Bakın yok yani yok böyle bir şey yok. Peki Türk halkı gerçekten 2003 yılında 4 Temmuz'da buna gerçekten tepkisini verebildi mi? Türkiye'de yürüyüşler, Türkiye'de bununla ilgili olaylar oldu mu? Bu insanlar 3 gün boyunca şeyde tutuldular. Kerkük ve Bağdat'ta tutuldular. Hiçbir şey olmadı. Arkasından bir eylem Niye daha geçti. Olmadı? Sonuçta bakın evet. toplum mühendisliği refleks ölçer. Evet. Arkasından yine hatırlayın. Musul'da 4 tane polis şehit edildi. Başı kesildi ve yakıldılar bunlar. Musul'un içerisinde oldu bu. Toplumsal bir refleks oldu mu? Olmadı. Demek ki bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Bir sonraki aşama neydi biliyor musunuz? İstanbul'da bombalar patladı. İstanbul'da bu HSBC'nin ve sinagogların ve İngiliz konsolosluğunun patlama olayları. Yaklaşık 40'a yakın yanlış hatırlamıyorsam vatandaşımız öldü. Yüzlerce insan yaralandı. Yine bir toplumsal bir tepki oldu mu? Olmadı. Eğer siz burada toplumsal bir refleks vermek istiyorsanız burada verecektiniz. Şimdi ben size şunu soruyorum. Şimdi 2 tane insan var. Sizle ben aileden insanlarız, kardeşiz. Mahir Bey de bizim babamız olsun. Biz kavga ettik. Yapmadığımız şeyi de bırakmadık birbirimize karşı. Neler yaptık? Akla gelecek her şeyi birbirimize karşı yaptık. Kardeş olmamıza rağmen. Ve en sonunda bizi barıştırmak için bir araya geldiler. Barışmak üzereyiz. Sizce şu anda yaptığımız, barışmak için geldiğimizde bize karşı yaptığımız her şeyi babamız olarak şeyle mi karşılarsınız, sükunetle mi karşılarsınız? Yoksa daha büyük tepkiler mi gösterirsiniz? Bunu ben şimdi şeye getireceğim. Bundan daha büyük olaylar yaşanmışken tepki vermeyen toplum neden 5 tane PKK'nın mensubunun kılık kıyafetiyle içeri girip zafer işareti yapmasına çok tepki verdi? Evet. Kavga ederken tepki vermedik. İşte sizin söylediğiniz gibi yüzlerce asker şehit oldu, binlerce insan yaralandı, binlerce vatandaşımız
şehit oldu veya öldü. Daha ileri gidelim istersen. Veya yüz binlerce. Kullanıyoruz şu anda. Evet. Yani düşün işte birileri dağdan iniyor veya teslim olacak. Üzerlerinde bir askeri üniforma var ve hepsi ütülü. Tabii silahlar yok ve zafer işaretiyle geliyorlar. Şimdi bu da mı bir algı yönetimi? Peki ben size bir soru soruyorum. Bunların bu şekilde geleceğini Türkiye bilmiyor muydu? Evet, ben biliyordu diye biliyorum. Tabii yani. Evet. Bakın, şimdi burada çok ilginç bir şey geldi. Mahir abi, çok hani böyle yazılarınızda bakıyorum. Bu bir aşılama operasyonu diyorsunuz. Evet. Şimdi Mete, çok ilginç bir şey bu. Evet. Sözüm tam hani şeyde kalmasın diye söylüyorum. Burada önemli olan şey şu, bakın. Toplumlar birbirlerine yabancılaştırılır. En sıkıntılı konu da yabancılaşmaktır. Biz toplumsal anlamda bu olaylar yaşanırken bile yabancılaşmadık. Ben size bir şey söyleyeyim. Dağlıca'da kaçırılan askerler nerede teslim edildi bize? Erbil'deki, Kandil'deki yerde teslim edilmedi mi? Peki orada teslim ederken biz teslim eden insanların üzerinde bu üniformalar yok muydu? Evet. Peki bu üniformalar vardı da biz neden o zaman kim kime teslim etti diye dünyayı ayağa kaldırmadık? O zaman silahları da vardı bu insanların. Niye o zaman ayağa kaldırmadık da sınırdan geçerken bu kadar tepki gösterdik? Sizce ilk defa mı bu insanlar üstlerindeki kıyafetlere teslim oluyorlar? Geçen sene teslim olan insan sayısı 300. Ama burada başka bir şey var. İşte bakın oraya geliyorum. Buradaki sıkıntı şu. Böyle bir çözüm olacak ama bu çözüm muhakkak biraz yabancılaştırarak olacak. Bu çözüm iki kardeşin aynı evin içerisinde huzurla oturması için olmayacak. Araya bir de başka bir nifak sokulması gerekiyor. Yabancılaştırarak sokulması gerekiyor. Birisinin birisinden muhakkak üstün olarak gelmesini sağlanmasına çalışıyor. Yoksa dediği gibi hocamın aşılanma projesi. Ama aşılanırken içinize bir miktar da mikrop veriliyor. Tabii, bu mikrop biraz sizi hasta edecek. Bir müddet sizi sıkıntı sokacak. Biraz ateşleneceksiniz. Ondan sonra alışacaksınız. Evet, bir reklam arası verelim. Ondan sonra Mahir abiye bu aşılanma projesini bir öğrenelim. Şimdi reklamlar. Evet, Mahir abi, demokratik açılım sonucunda teslim olanlar için bir aşılama projesidir dediniz. Bunu biraz anlatır mısınız? Bu aşılama projesini de Türkiye'de literatürlere sokmuş oldunuz bu programla. Evet. Evet. Efendim şimdi şöyle düşündüm. Dedim ki bu 5 kişi Türkiye'ye em olacak. Bunun bu kıyafetlerle geleceği bilinmiyor muydu? Bir. İkincisi, bu zafer işaretinin yapacağı bilinmiyor muydu? Üç, böyle bir şeyin kamuoyunda tepki yaratacağı önceden bilinmiyor muydu? Sorularını sordum. Bunların hepsinin verdiğim cevap şu. Hayır, bu çok sessiz sedasız yapılabilirdi ve bu reaksiyonlar da doğmazdı. Şimdi bu reaksiyonun doğması bir anda şöyle bir sonuç yarattı. Bir, dışarıdan insanlar girecek, yurt dışındaki şeyler ve ciddi bir tepki artık olmayacak. Evet. Tepki zaten oldu. Oldu. Oldu, bitti. Tepki olmayacak artık. Bu da iletişimin yönetimiyle tabii ilgili. Yönetimi. Aslında Türkiye'nin bence bu projede, bu ilk defa böyle bir proje yönetiyor. Evet. Evet. Yani burada ben aklı koyanları, başta başbakan olmak üzere tebrik ediyorum kişisel tabii, olarak. Tabii. Evet. Şimdi Mete, genel olarak baktığımızda bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin yönü ne tarafa sence? Türkiye'nin yönü ne tarafı? Ben isterseniz hani biz söylediğimiz zaman çok fazla dikkate alınmıyor. İsterseniz Friedman ne diyor? Friedman'ın bir, ben sözüyle devam edeyim. Onun bununla ilgili çok ilginç bir tespiti var. Diyor ki, o da sonuç olarak demiş aynen. Türkler Amerika'nın Rusya karşıtı stratejisi içinde önemli bir araç görevi görecektir diyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi Kafkaslar ve Balkanlardaki Müslüman bölgeleri etkileme yönünde cesaretlendirecektir diyor. Ve bununla ilgili de ekonomik anlamda güçlendirecektir diyor. Türkiye'ye çizilmiş olan bir rol var. Türkiye'ye çizilmiş olan rol aynen şu. Hem Türkleri hem de Müslüman kesime liderlik etme görevi veriliyor. Evet. Dünyada 2001'deki yaşanan olaylardan sonra hiç istenmeyen bir tabloya doğru gidildi. Özellikle ABD sanki bir İslam karşıtı bir grupla mücadele ediyormuş. Daha doğrusu İslam'la mücadele ediyormuş gibi bir görüntü çizdi. Özellikle Başkan Bush'tan sonraki strateji şunun üzerine kuruldu. Tamam, biz bundan vazgeçiyoruz. Ama İslam'ın da
kontrol edebileceği bir mekanizmaya ihtiyacı var. Bir lidere ihtiyacı var. Doğru insanlar tarafından yönetileceği bir gruba ihtiyacı var. Bunu kimler yapabilir? İran da yapabilir. Büyük bir İslam ülkesi olarak. Endonezya da yapabilir. Hayır. Bununla ilgili olarak tespit ettiği bir ülke var. Türkiye. Zaten Obama'nın da Türkiye'ye gelmiş olması, ilk anlamda Türkiye'ye gelmiş olması ve mesajının ılımlı İslam demeyeyim ama daha, çünkü ılımlı İslam tabiri tam bunun için oturmuyor. Lider ülke rolünü Türkiye'ye verdi. Obama Türkiye'ye gelerek. Bunun için de Balkanlardan başlayıp ta Çin'deki Doğu Türkistan'a kadar giden olan bölgenin kontrolü bundan sonra Türkiye'nin yetkisinde olacak. Türkiye üzerinden bu kullanılacak. Çünkü ABD'nin bunu kullanmakla ilgili bu coğrafyada bir opsiyonu yok. Nasıl kullanacaksınız? Müslüman değilsiniz. Bu bölgeyle ilgili etnik anlamda hiçbir benzerliğiniz yok. Tarihsel olarak da. Tarihsel olarak da yok. Evet. Yani ABD'nin bu bölgede daha önce yapmış olduğu bir operasyon yok. Orta Doğu'da güçlü olabilirsiniz. Çünkü Orta Doğu'da birçok yerde şeyiniz var. Kafkaslara özellikle bunun şu anda deneniyor. Afganistan modeli deneniyor. Başarılı olamıyorsunuz. Bölge halkı sizi kabul etmiyor. Bir şekilde bünye dışına atıyor. Yani direniyor. Direnç gösteriyor. O zaman yapılacak tek bir şey var. Bunları kabul edebilecek olan bir ülkeyle beraber gitmek. Hem İslam'la barışmak hem de bölge ülkeleriyle yapmak. Buna uyan bir ülke var. Türkiye. Aynen söylediğini söylüyorum. Friedman diyor ki daha önce İslam'ı en iyi temsil etmiş olan ülke ve güçlendirmiş olan ülke Türkiye'dir. Bu rol Türkiye'den başka hiçbir ülkede verilemez. Şimdi Mahir abi, şimdi bunlar, Mete'nin dediklerine katılıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Avrupa Birliği diyor ki Türkiye artık doğuya doğru gidiyor. Fakat Abdullah Gül'ün çok güzel bir açıklaması var. Biz diyor ki biz bir yere doğru değil, tüm yönlere gidiyoruz. Evet, sizin görüşünüz nedir? Efendim evvela Friedman'ın görüşüne bir yerde katılmıyorum. O evet. Mesela Türkiye'nin Rusya'ya karşı kullanıldığını Amerika tarafından ifade ediyor. Bana göre öyle değil. Rusya ve Amerika zımni bir anlaşma içindeler. Bunlar her ikisi de Avrupa'nın bölgeye girmesini istemiyorlar. Yani Avrupa'ya karşı bir tavır alıyorlar. Çünkü her ikisi için de gerçek rakip Avrupa'dır. Evet. Şeyde hem Amerika için hem Rusya için. Türkiye gerçek bir rakip değil. Bir yerde de Türkiye böyle güçlenirken biraz evvel söylediğimiz gibi bir ipoteği de koyuyorlar. O da ekonomik ipotek. Evet. Evet. Yani diyorlar. Yani evet. Net açıklarsanız. Net açıklarsak şu oluyor. Türkiye bölgeye egemen olacak. Amerika ile işbirliğine mecbur kalacak. Avrupa bu bölgeye giremeyecek. Yani Türkiye bu arada da Avrupa ile olan ekonomik ilişkilerini yavaş yavaş koparacak. Dolayısıyla evet. Amerika bağımlı bir ekonomiden bahsediyorsunuz. Evet, öyle olacak. Rusya ile ve ben çatışacağını zannetmiyorum. Çünkü mesela Ermenistan açımında Rus Dışişleri Bakanı da geldi bir. İkincisi Türkiye ile Rusya ile bizim ticaretimiz bir numaraya çıktı ve bunu artırmak için çabalarımız var. Evet. Ve bu hiçbir kimse tarafından edilmiyor. Amerika tarafından da karşı konulan bir mesele değil. Bu arada neden İran'la ilişki kurduk Amerika sesini çıkarmadı sorusuna cevap vermemiz lazım değil mi? Evet. Halbuki Amerika'nın İran'a uyguladığı bir ambargo var. 20 milyon doları geçen enerji yatırımlarını yapan şirketlere karşı her türlü ambargoyu koyuyor. Evet. Türkiye gitti çok daha büyük bir milyar dolarlık anlaşma yaptı. Neden? Diyor ki Amerika Avrupa girmesi. İran'ı enerji blokunun dışında tutamayız. Evet. Çünkü enerji var. Enerji var. Evet. Dünyada doğalgaz rezervlerinde ikinci sırada. Rusya'dan sonra ikinci sırada. O halde diyor ki ben İran'ı Avrupa'ya vermeyeceğim. Ama evet. Türkiye ile bir araya gelebilir ve onun kaynakları kullanılabilir ve boru hatları Türkiye'den geçer. Türkiye'den geçerse bu Avrupalı olmaz. Şimdi Nabucco projesinde Avrupa diyor ki hayır diyor. Biz kontrol edelim. Göreceksiniz ettirmeyecekler. Yani diyecekler ki sen alıcısın. Ama kaynağı sana yakın olabilir İran. Fakat en azından biz ortayı tutacağız. Türkiye nereye gidiyor Mahir abi? Türkiye bakınız benim modelim şu. Amerika büyük güç. Rusya büyük güç. Fakat bunlar büyük güç olmakla beraber eskisi kadar etkili değiller. Her ikisi de giderek etkilerini kaybediyorlar.
Onlara rakip olabilecek iki tane güç var. Çin ve Avrupa. Burada Türkiye büyüyor. Neredeyse bunlar çapında bir güç odağı olacak. Bunlar çapında. Evet. Yani Avrupa'nın bölgeye girmesini engelleyebilecek. Çin'in Afrika'ya sınırdan sonra Orta Doğu'nun... Türk seddi koyacak Çin'e diyorsunuz. Evet. Evet. Türk seddi koyacak. Bu mecburlar bunu yapmaya. Türk sevgisi değil bu. Zaten ülkeleri büyüten iki faktör vardır. Bir tarihin seyri, ikincisi yönetilen gücü. Tek başına hiçbirisi yapamaz. Evet. Evet. Şimdi şunu görüyoruz. Şansımız uygun, şartlar uygun. Hükümet de bu politikaları uyguluyor. Evet. Evet. Konjonktür bize yardım ediyor. Rüzgar arkadan esiyor. Rüzgar arkadan esiyor. Bundan sonra ne olur Mahir abi? Ne göreceğiz? Yani Türkiye nerelerde pozisyon alır? Yani şöyle bir hatırlama yapalım isterseniz. İşte Kafkaslar'da artık nüfus kağıdı geçiyor. Pasaport evet. Yok. Ermenistan'la anlaşma içindeyiz. Sınır açılacak. Aşağıya doğru indiğimiz zaman Irak'a baktığımızda İran'la zaten inanılmaz bir ticaret anlaşması yapıyoruz. Evet. Irak'a indiğimiz zaman Irak artık bizim gibi duruyor. Sınır yokmuş gibi gözüküyor. Suriye'ye doğru indiğimiz zaman da bakıyoruz orada da artık nüfus kağıdıyla girip çıkıyoruz. Evet. Şimdi nereye gidiyor bu iş? Efendim ben şöyle bir bu model... arada Papandreou'nun da Türkiye'ye ilk ziyareti değil mi? Evet efendim. Seçilir seçilmez şöyle, Türkiye'ye geliyor. Benim modelim şöyle. Efendim Kafkaslar'da Türkiye, Rusya ile Türkiye arasında gri bölge olacak Kafkasya. Gri bölge. Evet. Yani herkesin etkisi hissedilecek. Yunanistan'la Türkiye jeopolitik bir bütünün parçaları. Bir arada olmaları lazım. Evet. Onun Avrupa ile olan ilişkileri zayıflayacak. Çünkü Avrupa zaten kendi içinde zayıflayacak. Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkileri çok şey edeceğini, genişleyeceğini düşünüyorum. İkincisi Suriye, Türkiye ile sınırlar mınırlar anlamını yitirecek. Kuzey Irak da aynı şekilde. Güney Irak, İran'da ortak yerimiz. Yani orası da İran'la aramızdaki gri bölge. Evet. Araplar deyince Araplar Mısır etrafında olacak. Yani biz Arap dünyasına açılmayacağız. Evet. Yani o zaman Mete'ye yakın şeyler söylüyorsunuz. Evet. Daha çok Avrasya bölgesinde. Avrasya bölgesinde. Evet. Bizim karakterimiz farklı. Mısır Arapları ve Müslümanları kontrol edecek. Biz beraber olacağız. Kontrol demiyorum. Evet. Yunanistan var. Balkanlar var. Sırbistan'a bile gittik. Değil mi? Evet tabii. Bosna, Hersek'te bu kadar ihtilaflı olan yeri de bütünleştirmeye çalışıyoruz. Buna hiç kimsenin yani ne Rusya'nın ne Amerika'nın itirazı yok. Çünkü diyorlar ki burayı Avrupa'ya bırakmayalım. Sen al. Evet. Balkanlar'da biz Avrupa'nın önünü kesiyoruz. Rusya'nın değil. Evet. Evet. Kafkasya'da da gri bölge. Aynı zamanda Çin'in de önünü kesiyoruz. Çin'in de önünü kesiyoruz. Evet. Yani bu surette önümüzde büyük bir şey var. Büyük bir gelecek Türkiye, var. Türkiye Afrika'da pozisyon alabilecek mi? Evet alacak. Zaten bakınız mesela Türk okulları diyoruz. Evet. Birdenbire Afrika'da Türk okulları var. Yani başka ne işimiz var bizim? Türkiye'nin bugünkü haliyle stratejik hedefi değildir. Evet. Ve sadece şu. Zencilerde işte siyahlilerde Türkçe konuşsun diye mi bu? Hayır. Afrika'nın İslam kanadına Türkiye üzerinden gidilecek. Ben Sudan'ın mesela Türkiye için ciddi bir üs haline geleceğini düşünüyorum. Afrika'da. Evet. Yani, bu açıklamanızı ilk defa duyuyorum. Evet. Üs haline geliyorum Sudan'a ve Afrika'nın İslam kanadında Türkiye'de etkinliği artacak. Orası da bizim Afrika'nın böyle güneye inmeyen kısımları da Mısır'la aramızdaki gri bölge olacak. Yani hem Mısır hem Türkiye'nin etkili olduğu bir alan haline gelecek. Evet. Yani şöyle diyelim bir resim çiziliyoruz. Türkiye'nin etrafında koyu renk Türkiye'nin ortasında. Şeyde Kafkaslar'da gri bölge biraz Rus biraz Türkiye. Balkanlar'da gene böyle biraz Rus biraz Türkiye ama Türkiye ağırlıklı olacak. Gri bölge ve Afrika'nın içinde de başkalarını engelleyeceğiz. Özellikle İslam coğrafyasında. Evet. Şimdi Nabucco'dan bahsedince hemen Mete sana geleceğim. Şimdi görüyorum ki bir Türkiye'de altına imza atmış olduğu bir anlaşma oldu. Nabucco'yu artık risk yönetimi firmaları koruyacak. Kesinlikle. Evet.
Bu Türkiye'de bir ilk. Doğrudur. Anlaşmanın içerisinde ek bir madde olarak var. Hatta bu anlaşma metni şeye gelecek sonuçta. Meclise gelecek ve meclisten onaylanacak. Çünkü orada şöyle bir yetki veriyorsunuz. İlk defa Türkiye'de güvenlik bir yabancı bir şirket tarafından sağlanması ile ilgili bir yetki devri veriyorsunuz. Nabucco'nun Türkiye'deki geçeceği hatların güvenliğini Avrupa Birliği'nin temin etmiş olduğu bir özel güvenlik şirketi sağlayacak. Bu Türkiye için bir ilk. Yasal anlamda bununla ilgili uygulamaya ihtiyaç var. Ama bu dünya için ilk değil. Mesela Gazprom evet. 2007'de kendi senatosundan veya kendi meclisinden, Duma'dan bir karar tasarısı çıkarttı. Gazprom'un geçeceği boru hatlarının korunması için Transnet diye bir kendi şirketleri var. Buna özel güvenlik şirketi kurma yetkisi verdi. Bu özel güvenlik şirkete verdiği yetki kimin içinde ne geçiyor biliyor musunuz? Bölgelerindeki isyanları bastırma ve silah kullanma yetkisi verdi. Bu özel güvenlik şirketine. Evet. Bu, yani bu normalde devlet güvenlik güçlerinin kullandığıdır isyan bastırma. Şeye bunları verdi, yetkileri bunlara verdi ve bu şirket aynı bir devlet şirketi gibi bir bölgede isyan çıktığı zaman isyanı bastırabilecek ve silah kullanabilecek. Artık gitgide enerji hatları ve büyük enerji yatırımları dünyadaki risk yönetim şirketlerinin ilk yapacağı şirket, işler. Bu evet. İşler bu. Ben hocama söylediklerine belki bir katkı olsun diye belki de hani sıkıntının nerede olacağını söyleyeyim. Türkiye'ye bir rol çizilmiş durumda ama Türkiye'nin belki mantalitesini değiştirmesi gereken bir döneme giriyor. Türkiye cumhuriyet gibi yaşayıp emperyal bir düşünce tarzıyla düşünmezse bu iş yapamaz. Yani siz hem şirketlerinizi yurt dışında bölgeye yayacaksınız ama bunları destekleyecek olan, arkadan gelecek olan bir bürokratı ve bununla ilgili olan bir dışlarını ve bununla ilgili bir güvenlik konseptini hazırlamayacaksınız. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Çocuğunuzu doğurup sokağa bırakmak gibi bir şey. Kim alırsa götürecek bir çocuklar demektir. Evet. Bu bir zihniyet değişimiyle ilgili. Başkan Bush yanına şirketleri alıp 40 milyar dolarlık veya Fransız Cumhurbaşkanı götürüp şirketleri götürdüğünde anlaşma imza attığında hiç kimse Fransa Cumhurbaşkanı veya Amerikan Başkanı'na şunu söylemiyor. Sen iş takipçisin demiyor. Sen ülke çıkarları için şirketlerini götürüp bunlar için mücadele ediyorsun diyor. Veya bir Amerikalı şirket demin verdiğim örnekteki gibi Kazakistan'a gittiğinde şirket Amerikalı Büyükelçilik'teki askeri ateşi pardon ticari ateşi arıyor. Diyor ki ben şu şirketle görüşeceğim benimle ilgili randevuları al. Otelimi ayıttır ve herhangi bir şey için varsa tercümanlık yap bana diyor. Amerikalı şirket şeye gittiğinde Kazakistan'a gittiğinde havalimanında karşılanıyor. Oteline yerleştiriliyor ve kendisine bütün devlet görevlileriyle ilgili olan randevular alınıp götürülüyor. Bunu ben size şunu söyleyeyim. Bunu dışişlerindeki herhangi bir büyükelçilikten isteseniz ve büyükelçilikteki ticaret ateşe bu işi takip etse yapacak işlem nedir biliyor musunuz? Ne kadar para aldınız diye soracaklardır oradaki ateşe. Ve muhakkak da görevine alacaklardır. Türkiye'nin bu role uygun bir düşünce sistemine, belki de bir eğitim sistemine, bununla ilgili de bir yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın söylemiş olduğu aslında bu öngörünün Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki uygulama safhasını düzenlemeye çalışıyor. Ya diğer safhalar, bununla uygun Türk Silahlı Kuvvetleri, bununla ilgili olan bürokratik kesim, bununla ilgili olan dışları. Nasıl yapacaksınız bunları? Bunlar olmadığı sürece zaten böyle bir açılma imkan yok gibi gözüküyor. Hayır, var evet. Ama her yaptığınız şeyin nemasını siz almayacaksınız demektir bu. Evet. Yine o zaman başka bir şirket gelecek, orada yatırım yapacak. Türk şirketleri taşeron olacak. Ben size demin söyleyeyim. Dediniz ki siz Irak bizim için en önemli alan. Her taraf bize ait dediniz değil mi? Evet. Peki niye bizim hiç Irak'ta petrol sahamız yok? Bize verilmiş olan bir petrol sahası yok. Niye 17 tane şirketin içinde biz yokuz da Çinliler var, Güney Afrikalılar var, Hintli firmalar var da Türkler yok? Benim söylemek istediğim şuydu. Ha, onu söylemeye yani çalışıyorum. Yönetimle ilgili kavram veyahut da ekonomik değerleri kullanma anlamında değil. Ben orası size çalışıyorum. Bırakılmış bir aynen. Bahçe. Domatesinin kimin ektiğini doğru. Ve kimin biçtiğini bilmiyoruz. Eğer evet. Türkiye büyüyecekse, büyümesi için eğer böyle bir görev verilmişse, bunun ekonomik anlamda çıkara döndürebilecek olan şirketlere ve bürokratik bir yapılanmaya ihtiyacı var. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Buradan ama şu anlaşılıyor ki özel savaşlar diye bir kavram oluşuyor şu anda. Peki bundan sonra taşere edilen firmalar gerçekte kime hizmet edecek Mahir abi? Özel sektöre mi, devlete mi? Çünkü bu öyle bir sistem ki elinizden kaçırdığınız zaman başka sistemlere de hizmet edebilir. Efendim şimdi bundan evvelki safhada
küresel sermaye bir aktördü ve onun bir dünya modeli vardı, dünya yönetim modeli vardı. Şimdi bu model ortadan kalkıyor. O zaman şirketler daha ziyade devletin çizdiği ekonomik sınırlar içerisinde hareket edecek. Yani hiçbir şirkete emir vermeyecek. Daha açık bir ifadeyle belki anlaşılmaz ama parametreleri tayin edecek devlet. Yani içinde, şu bölgelerde git faaliyette bulun diyecek. Evet, diyecek. Ondan sonrasını o şey edecek. Şimdi özel şirketler gittikten sonra neden özel güvenlik şirketleri de gitmeli sorusunun cevabı şu. Asker bir ülkeyi temsil ettiği için oraya giderse bunun oraya askeri kabul eden ülke egemenliğinin ihlal edildiğini düşünür. Evet. Oysa özel şirket için böyle bir şey yok. Çünkü o bir egemenliği temsil etmiyor. Evet. Ekonomik faaliyet açısından. Evet, ekonomik faaliyet. Onun için önümüzdeki dönemde bu nedenle rolü artacaktır. Yani ulusalcılığın artmış olduğu bir yapıda da bu ulusalcılığa da çok zarar vermeyecektir değişiklikler. Çünkü onun için böyle bir sisteme gitmek de ulusalcıların işine yarayacaktır diyorsunuz. Evet, işine yarayacak. Böyle bir şey sistem kurulacağını zannediyorum. Evet. Sen nasıl bakıyorsun bu işe? Ben de aynı Mahir Hocam gibi düşünüyorum. Yani ama buradaki tek sıkıntı Türkiye'deki yasal mevzuat buna uygun değil. Yani Türkiye'deki yasal mevzuat uygun olmadığı için de belki son zamanlarda belki dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'de birçok güvenlik şirketi, özel güvenlik şirketi yabancı şirketler tarafından satın alınmaya başladı. Evet. Evet. Ve bu şirketlerin hepsi dünyada çok söz sahibi olan şirketler. Yani bunu takip etmek lazım. Bir pazar oluşuyor ve bu pazarı sağlayan şirketler eğer Türk şirketleri olmazsa bunun Türkiye'ye getirmiş olduğu bir güvenlik kaygısı olur mu olmaz mı çok iyi çalışmak lazım. Yetkililerin düşünüp ona göre Türk şirketlerin önünü açabilecek olan mevzuatları şimdiden yapması gerekiyor. Ben size basit bir şey söyleyeceğim. Belki geçen gün sefer hocam da değinmiş olabilir ama ben hatırlayamıyorum. Türkiye'de bir banka aldınız. Bir banka aldınız. Türksünüz. Bir de yurt dışından geldiniz. Türkiye'de bir banka satın aldınız. İkiniz de aynı mevzuata tabi değilsiniz BDDK'ya göre. Biriniz Türkiye'deki bütün yasal zorunlulukları yapmak zorundasınız. Diğeriniz tahkime başvurma hakkınız var. Hakime başvurma hakkınız olduğu için de Türkiye'de kesilmiş olan bir yasa sıkıntıyla ilgili karşılaştığınızda uluslararası mahkemeye gidip kendinizi kurtarma şansınız var. Şimdi şunu söyleyeceğim size. Türk şirketleri yasal mevzuatlarda kendi önlerine çıkan bariyerler olursa bu bariyerleri atlayamıyorlar. Neden? İki tane sebebi var. Bir tanesi yeterli sermaye gücü yok. İkincisi de yeterli birikim gücü yok. Yani demin söylediğim emperyal düşünüp bununla ilgili kontak kurma yeteneği yok. Bu ikisinin önüne siz bir bariyer koyduğunuz anda itibaren o bariyerin önünde kalıyoruz biz. Bunu işte şeyde gördüm ben, Irak'ta gördüm. Yani bu belki biraz da devlet politikası değil, onun için önemli. Ama şimdi olmak zorunda. Evet. Şimdi bu kadar çok büyüyorsanız arkanızdan sizinle beraber hareket edecek devletin, olan bir lojistik güç olmak zorunda. Bakın Osmanlı ordusu bir yerden bir yere hareket etmeden önce lojistik grubu gidiyor. Bir yerler alınıyor, oralarda tahıllar depolanıyor, hayvanlar depolanıyor. Ordu ondan sonra gidiyor. Şu anda dışişleri o kadar hızlı gidiyor ki bunun arkasından ekonomik faaliyetleri götüremezseniz o boşluğu, o yarattığınız o boşluğu başkası doldurur. Evet. Kimse beklemez. Yani Türk şirketleri gelsin de buradan bir faaliyet alsın demez. Evet. Ben bunu gördüm, yaşadım diyorum. Bunu yaşadığım yerler de benim riskli çalıştığım bölgeler. Türk şirketleri bugün Irak'ta pazarın yalnızca %20'sini kontrol ediyor. Evet. %50'sini kontrol etmiş olsaydınız Türkiye'nin dış ticaret açığı kalmazdı. Bakın Türkiye'nin dış ticaret açığı kalmazdı diyorum. Türkiye'nin tek fazla vermiş olduğu ülke şu anda Arap ülkeleri. Ve en önemli fazlalık vermiş olduğu ülkede hangisi biliyor musunuz? Irak. Evet. Yaklaşık 6,5 milyar dolar civarında Türkiye fazla veriyor. Ve bu açıkla da Avrupa Birliği bölgesini fonluyor. Onların Türkiye'de yapmış olduğu açığı kapatıyor. Demek ki o zaman sizin yapacağınız tek şey ne? Riskli bölgelerde kalmak. Ben hocama belki bir tek ekleme yapacağım. Dünya finans bölümü Avrasya'ya kayıyor. Avrupa'nın artık finans gücü olma şansı yok. Finans ve reel güç artık Avrasya. Buna en yakın coğrafyadaki ülke de Türkiye. Avrupa Birliği şeyden uzaklaştı. Coğrafyadan uzaklaştı. Ne kadar coğrafyadan uzaklaşırsanız o kadar kapasiteniz evet. azalmaya başlar. Belki bir müddet sonra, belki rahmetli Özal da belki söylemiştir bilemiyorum. Biz onlara girmek için değil, onlar bizi almak için muhtemelen Avrupa Birliği'ne yakın bir açıklama yaptı son zamanda, değil mi? Yani onlar bize gelecek. Evet.
İnşallah o zaman nazlanırız diye düşünüyorum yani. Biraz biz nazlanırız. Yani Mahir abi, İstanbul bu bölgenin ekonomik başkenti mi olacak? Öyle buradan görünüyor. Çıkıyor, ekonomik başkenti evet. olacak gibi görünüyor. Özellikle para ve politika üretmek konusunda, ekonomik politika. Yalnız ben bir konuya dikkatini çekmek istiyorum, bir tehlikeye. Özel güvenlik şirketlerinin başka bir ülke tarafından satın aldığını Mete Bey söyledi. Çok doğru. Evet. Ama bu ne içindir? Bakınız, özel güvenlik şirketleri firmaları kadar mesela ayrıca da şeyleri, bazı konutları veya konut topluluklarını şey ediyor. Sekür ediyorlar. Evet. Evet. Güvenliğini sağlıyorlar. İki şey yapabilirler. Bir, istihbarat yapabilirler. Şimdi bir güvenlik şirketinin arasına bir istihbarat elemanı soksa nasıl anlayacaksın bunu? Böyle bir şey imkansıza evet. yakın. Evet, imkansıza yakın. Ya sokmasına da gerek yok. Bilgiler zaten şu anda dijital ortamda herkese ulaşıyor abi. Kim nerede, ne yedi, ne içti hepsi belli. Ayrıca istihbarat yapabilir. Evet. Herhangi bir şeyde, aktif şeyde de bulunabilir. Evet. En azından eylem ortam yapabilir. Evet. Eylem yapabilir, eylem için ortam hazırlayabilir. Yani bu son derece ciddi bir risktir. Onun için bunların belli güçler tarafından kontrolünü engelleme nedir? Eğer kontrol gerekiyorsa Türk devleti yapmalıdır bu kontrolü. Evet. Evet, şimdi böyle bir şey var tabii. Yani risk evet. yönetimiyle ilgili kavramları konuşunca Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle kanunları yok. Yok. Yani hatta bu kanunlar o kadar sert ki bazen işte bugün günümüzde yaşadığımız imza olayları falan insanlar görevden vazife çıkartıyorlar kendilerine. Evet. Şimdi devlet bunu yasa dışı olarak kullanıyor mu Türkiye'de Mete? Yani boşluk nasıl dolduruyor? Evet, boşluğu nasıl dolduruyor? Bakın demin arz etmeye çalıştım. Bunu ben bir örnekle isterseniz anlatayım. O örnek belki çok daha belirleyici olacaktır. Hepimizin hayatında belki çok önemli dipnotlardan bir tanesi Oliver North diye bir şahsiyet var. Bu biliyorsunuz evet. Oliver North bir yarbay, görevli evet. bir yarbay. Ve aynı zamanda Reagan'ın da ulusal danışman ekibinden bir tanesi. Görevli ekiplerden bir tanesi. Reagan zamanında biliyorsunuz İran Gate diye çok büyük bir skandal ortaya çıkmıştı. Evet. Yani İran... Da biliyorsunuz bu şeyler kaçırılmıştı. Elçilik basılıp oradaki görevliler rehin alınmıştı. Bu sırada Amerikalıların İran'a silah sattığı ortaya çıktı. Satan da Oliver North'tu. Aynı zamanda Oliver North, Kolombiya veya Nikaragua'da gerillalar örgütlediği, evet. darbe yaptırdığı, eroin buradan, aldı. Buradan aldığı kokainleri evet. Amerika'ya sattığı, oradan kazandığı parayla da silah alıp silahı da İran'a sattığı ortaya çıktı. Evet. Şimdi düşündüğünüzde... bir albay. Yani, bir yarbay profile bakar evet. mısınız? Yani uyuşturucu kaçakçılığından tutun da dünyanın en kötü her şeyini yapmış diye görürsünüz. Bu şahıs senatoda yargılandı. Senatodaki kurula çıktı. Karşısına senatörler oturdu Amerika'da. Ve sorular sordu. Dediler ki sen bunları yaptın mı? Değil mi söylediğim şeyleri? Evet dedi ben bunların hepsini yaptım. Yaptıklarım da işte şunlar diye açıklama verdi. Peki dediler sen bunu yaparken kimden emin aldın? Bir emirle mi yaptın? Yoksa kendi başına mı yaptın bunu? Ben dedi ki emir aldım. Emir aldığım kişi de şudur. Oliver North'a senatonun vermiş olduğu yanıt size nedir? Normalde bu kadar yasal olmayan, prosedür işleyen bir adamın ya idamla cezalandırılması gerekir emir ya da müebbet hapse, müebbet hapse mahkum edin. Amerika'daki sistemi algılamak lazım. Amerika'da sistem aynen şunu söylüyor. Emirle eğer bir şey veriyorsanız ve bu emir sınırlar içerisindeyse ve bu sınırları çizen gruba bu sınırları aşabilecek yetkisini vermişseniz yapanları sorumlu tutmuyorsunuz. O imzayı atan kişiyi sorumlu tutuyorsunuz. Emiri vereni sorumlu. Emri vereni sorumlu evet. tutuyorsunuz. Oliver North normal hayatına devam etti. Ona imzayı, o yetkiyi veren ve bu işte görevlendiren insanlar tutuklandı ve içeri atıldı. Şimdi Türkiye'ye baktığınızda belki hocam da buna çok katılır. İstihbarat Teşkilatı'nda görmüştür veya başka bir yerde görmüştür. Siz imza atmaktan çekinir. Ve siyasal anlamda bahsediyorum bakın. Bu görevleri yetkilendirmezseniz başkasına bir boşluk bırakırsınız, bir zemin bırakırsınız. Bu zeminde kimin tarafından kullanılacağını kontrol edemezsiniz o zaman. Türkiye'de sıkıntılardan bir tanesi siyasal otoritenin bu tür operasyonlarda veya bu tür şeylerde risk altına girmemesi. İmza atmaması. Bununla ilgili yasal mevzuatı doldurmaması. Bu yasal mevzuat dolu olmadığı için de kimisi vatanperverliğinden, kimisi kendi çıkarlarından veya kimisi başka sebeplerden dolayı bunu kullanabiliyor.
Peki o zaman sizce sorun kullananda mı? Yoksa bununla ilgili olan bir türlü şu zeminin doldurulmaması. Hocam çok güzel söyledi. Ben size bir şey söyleyeyim. Abdullah Öcalan ne zaman bu olaylara başladı? 1984. Hadi geriye gidelim biraz daha. 82. Hadi biraz daha gidelim. 78. 78'de PKK'nın kurulacağıyla ilgili işaretler yok muydu? Vardı. Kuruldu. 84'e gelildi. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın gidip konuşma yaptığı, Suriye sınırında yaptığı konuşma yaptığı zaman ne zamandı? 99. Evet. Yani bunun için 15 yıl mı bekledik? Yani 15 yıl mı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkması için, kuvvet kullanmak için zaman bekledik? Sebeplerden çok güzel bir şey. Aslında söyleyemediklerimiz, biraz... söyleyemediklerimizden dolayı söyleyemiyoruz. Türkiye i̇şte içindeki anda, dinamiklerin... Hayır, hiç dinamikle ilgisi yok. Yatırım, hayır, herkes birisinin bu işi yaptığını zannediyor. Yani birisi bir şeyi takip ettiğini düşünüyor. Onun zaten görev alanındadır. Onun görev alanındadır. Veya onun görev alanıdır diye düşünüyorsunuz. Sorumluluklar net olarak, net olarak belirlenmediği için de sonuçta ta 99'a kadar 99'da Kara Kuvvetleri Komutanı gitti, konuşmasını yaptı. Suriye'den çıkartıldı ve Abdullah Öcalan Türkiye'ye teslim edildi. Türkiye'de siyasi idare, irade bu olaydan çözülmesi için bir irade koydu. Bakın irade koydu diyorum. Ne oldu? Evet. Sonuçta bir demokratik açılım diye bir süreç yaşadınız. Siyasi otoritenin irade koyduğu her tarafta bürokratın eli daha güçlüdür. Bürokratın elini güçlendirmek istiyorsanız siyasi otorite koymak zorundasınız. Siyasi otorite koymuyorsanız bürokratın eli her zaman zayıftır. Çünkü bürokrat korkar. Yani şey olarak korkar. Normaldir bu da. Yani siz bir insana gidin diyorsunuz ama arkasından en ufak bir destek ve bununla ilgili bir yasal prosedürü desteklemiyorsunuz. O zaman ne olur? Yani buradan şu anlaşılıyor ki Türkiye'de bu yasal prosedürlerin çok hızlı bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Görev tanımlarının çok iyi belirlenmesi, görevlerin hinterlantının da çok iyi yazılması lazım. Aynen. Bir reklam arası verelim. Mahir abiye soruyla devam edeceğim. Şimdi reklamlar. Abi, reklam dönüşü. Belki hatırlayamayabilirsiniz ama bir yazınızı buldum. 2005 yılından. Diyor ki 2018 yılını burada tasvir ediyorsunuz. Ta 2005 yılından 2018'i. Diyorsunuz ki bu yazınızda Birinci Dünya Savaşı'nda sonra kaybettiğimiz topraklar düzenlenen bir törenle iade edildiğini ve arka planda develere binmiş hurma yiyen insanları tasvir ediyorsunuz. Çok da romantik. Evet. Yani şimdi bakıyoruz ki bu süreç buraya doğru gidiyor. 2005 yılını düşündüğümüz zaman Türkiye başka şeylerin konuştuğu bir dönem. Yani nasıl bir öngörüdür bu? Efendim ben dünyada iklim değişiklikleri ve bunun bir felakete yol açacağı, onun için de fosil yakıtların kullanılmaması gerektiği yönünde ciddi bir propaganda başladı. Evet. Buradan şu sonuca vardım. Dedim ki artık petrol enerji aracı olarak kullanılacak. Nitekim son zamanlarda görüyorsunuz alternatif enerjilere dönüş var. Evet, burada, enerji şekil değiştirecek. Evet. Burada doğalgaz kullanılmaya devam edecek ama otomotiv sektöründe büyük bir ihtimalle benzin kullanılmayacak. Evet. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde de iflas eden veya iflas eşiğine gelen otomotiv şirketlerine diyorlar ki... Bu ekonomik kriz sonucu. Sonucu evet. Diyorlar ki size yardım edeceğiz, yalnız teknolojinizi değiştirin. Evet. Evet, değiştirin. Peki petrol kullanılmayınca bu Arap ülkeleri ne olacak diye düşündüm birdenbire. Çünkü tek gelirleri bu. Ve bu elde ettikleri gelirleri oturmuşlar... 5 yıldızı, 7 yıldızı fiskiyeli oteller, evler. Fiskiyeli havuzlu evler. Yani onlar yapmışlar. Ve bunlar bu petrol gelirleri bittiği zaman ekonomileri neredeyse sıfıra yaklaşacak. O zaman dedim ki bunu bizim üzerimize yıkarlar. Siz geçmişte nasıl bunları idare ettiniz, yönettiyseniz hadi. Bizim alacağımız bir şey kalmadı. Siz devam edin. Ve buradaki huzuru sağlayın. Başımıza bir iş açmasınlar diyecekler dedim. Evet. Şimdi yavaş yavaş bu bölgeden çekiliyorlar. Değil mi efendim? Evet. Evet. Bölgeden çekiliyorlar. Bir de şunu yapıyorlar. Diyorlar ki Amerika ve Rusya petrolün kullanmasını engellediğimiz zaman birisi gelip buradan petrol çıkarmasın. Evet. Ve bizim alternatif enerji kaynaklarıyla rekabet etmesin diyor. Evet. Onun için de bunu bir yeddi emine teslim etmeleri lazım. Kontrol halinde tutmaları lazım. O da biziz. O da biziz. Çok derde kalırlarsa savaşlar çıkarırlar. Petrol arzı kısılır, yine aynı sonuca varırlar. Yani hedefleri tespit ettikten sonra yolları çok. Evet. Onun için yazmıştım bu yazıyı.
Evet. Yani diyorum ki bir sözünü hatırlatayım. Bir şey Yamani vardı. Suudi Arabası, Arabistan'ın petrol bakanıydı. Diyordu ki bir zamanlar dünyada taş devri, taşlar bittiği için sona ermemiştir. Petrol devri de petrol bittiği için sona ermeyecektir. Yani evet. Önceden sona ereceğini görmüş veya duymuş. Yani evet. Bunu da anlatmak isterim, söylemek isterim. Evet. Ne diyorsun genel olarak Türkiye'nin bu girişine? Vallahi 2018'i projeksiyon yapıyoruz. Ya hocamın söylediği de aslında bütün Amerikan düşünürlerinin de şeyleri aynı. Ama tabii hocamın en güzel tarafı onlardan önce söylemiş olması bana gurur verdi. Yani inşallah yani onlar hocamdan biraz etkilenmiştir. Belki şunu da var, siz programın başında da söylediniz. Türk insanı kendi insanına güvenmeye başladığı andan itibaren onların fikirleri başka ülkelerden gelen insanların fikirlerinden daha değerli olduğu anda belki birçok şeyin çözümü bize daha uygun olacaktır. Çünkü birçok fikri biz yurt dışından ithal edip kendimize uyarlamaya çalışıyoruz. İşte bu uyarlama sırasında kaybettiğimiz enerji ve belki yanlış tedavilerde bizi bu hale getiriyor. Siz demokratik açılımdan bahsettiniz hani şeyden beri. Ben diyeceğim ki bu demokratik açılım Atatürk zamanında uygulanmış mı acaba diye hani bazen konuşuyor. Ben Atatürk zamanında uygulandığını gördüm demokratik açılımın. 1930 yılında Oramar baskını diye bir baskın var. Aynı bizim Dağlıca bölgesinde bir baskın. Oramar bölgesini o zamanki Barzani kuvvetleri Türk sınırını geçiyorlar ve bizim bir sınır karakolumuzu basıyorlar. Ve bu mücadele yaklaşık birkaç sene sürüyor. 1934 yılında, 32 yılında bu grup İngilizlerin baskısından kaçarak Türkiye'ye sığınıyor. 1700 kişi sığınıyor. Ve bu 1700 kişi arasında Oramar baskını yapan insanlar da var. Ve Atatürk o zaman sağ. Bu insanları Türkiye'de misafir ediyor. Ve istekleri kadar kalmasına izin veriyor. İki senede sonra da bu insanlar Türkiye'den ayrılıp tekrar Irak'a dönüyor. Demek ki bizim hayatımızda veya ülke tarihimizde bunun gibi çok fazlasıyla şey var. Örnek demokratik var. Açılım evet. Var. Bunun en önemli bir tanesi 91 yılında yaşanan Saddam'ın bölgedeki peşmergeler. Evet. Kimisi Kürt, kimisi Türk, kimisi Arap da vardı içerisinde bunlar. O grupların evet. Türkiye'ye geldiğindeki gösterilmiş olan konukseverlik. Aslında bunların hepsine baktığınızda birer şey açılım. Bunların hepsi aslında birer konukseverlik. Bizim yapacağımız tek şey bu konukseverliğin ismini koyarken yüksek perdeden bazı şeyler yüklememek, sorumlulukları yüklememek. Sonuçta bu olaylara karışma olan insanları eğer bu ülke... Yani ne demek istiyorsun? Ben şunu söylemek istiyorum. Yani bu bir dağdan inme operasyonudur. Bunu dağdan indirme evet. operasyonu diye nitelendirirseniz çok büyük evet. misyon verirsiniz. Evet. Sonuçta suç işlemiş olan insanların Türkiye'ye dönme operasyonu olarak nitelendirirseniz zaten adı konmuş oluyor. Bu insanlar evet. Türk insanı. Bunların pasaportlarında veya kimlikte, Türkiye Cumhuriyeti kimlikte nereye göndermesini bekliyorsunuz? Uganda mı alsın bunları veya efendim başka bir ülke mi alsın? Gelsinler Türkiye'de. Türkiye kendi sistemi içerisinde bu sorunları çözümlesin. Sorunlarınızı başka ülkelerin eline bıraktığınız andan itibaren hocamın da hep söylediği, benim de söylediğim şey. Başkalarının eline çözüm bırakırsanız, gruplarınızı başkalarının elinde sorun çözülecek hale getirirseniz ne sorun sizin sorunuz olur, ne de çözüm sizin çözümünüz olur. Mahir abinin bir deyişini hatırlatmak istiyorum seyircilerimize. Benim çok kullandığım ve sevdiğim deyim. Benim eşkıyam benim dağıma yakışır diyordu Mahir abi. Yani evet. Başkasına ait olan, başkasının kullandığı bir sistem, zaten konuştuğumuz bütün program boyunca sistemin yönetimi. Sistem bize hiç doğru gelmez. Doğru. Sen de bunları bahsediyorsun. Aynen bahsediyorum. Evet. O yüzden de... Bu muhakkak çözülecek. Ben buna şundan inanıyorum. Türkiye kendi iç sorunları varken böyle bir misyon yüklenemez. Türkiye kendi içerisinde farklı etnik gruplarla sorun yaşarken veya dini kesimlerle sorun yaşarken Osmanlı'nın misyonuna sahip olamaz. Osmanlı misyonunu sahiplenemez. Evet. Muhakkak bu sorunların çözülmesi gerekecektir. Bu konjüktürde eğer bu görevi bize verecekse bu sorun bitecektir. Yalnız konjüktür deyince şöyle bir açıklamanız da var Mahir abi. Konjonktürde son zamanlarda önemli rol oynayan din bu gücünü kaybedecek ve bireysel alanlara çekilecektir diyorsunuz. Evet. Ve farklılıklar blokların hedefleri ve hedefler çerçevesinde oluşacak ideolojilerle belirlenecek ve yerine evet. konulacaktır diyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi biraz evvel şunu söyledik. Dedi ki bakınız işte Yunanistan var, Ermenistan var, Balkanlar var,
Türkiye laiklik peşinde bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman dini bir tavırla bir İran gibi olmamız mümkün değil. Biz laik bir ülke olacağız. İnsan odaklı bir ülke olacağız. İnsan odaklı. Geçmişimiz de böyledir zaten. Osmanlı insan odaklıdır. Evet. Irk odaklı değildir. Din odaklı da değildir. İnsan odaklı bir devlet haline geleceğiz biz. Onun için bakın zaten AK Parti'de dönüşüm o istikamette. Dindarlığa doğru dönüş yok. Daha ziyade insan odaklı olmaya yönelik bir şey var, tavır var. Bu arada Atatürk'ü de doğru anlamak lazım efendim. Atatürk'ün çok önemli yanı bu devrimciler içerisinde dışarıdan gelmemiş olandır. Bir örnek veriyorum, diğerleri vardır. Mesela Lenin bir Alman operasyonu sonunca da getirildi ve komünizmde bir yıkıcı faaliyetti. Evet. Halbuki Atatürk ilk gününden son gününe kadar Osmanlı Devleti'nin memuruydu. Devlete sadakati sonsuzdu. Ve kurduğu cumhuriyet mecburiyetlerin zorladığı bir ülkeydi. Yani onu kurdu. Şartlar öyleydi. Ulus devletler, imparatorluklar dağıldı, ulus devletler oldu. Bir insanın doğduğu şehri bırakırken yaşasın demesi mümkün müdür? Yani. Tabii. Onun için onu zamana bıraktı. Onu zamana bıraktı. Ve bu açılımlar da öyle. Eğer Atatürk olsaydı bugün bir açılımın önderi olurdu. Hiç şüpheniz olmasın. Ama burada şöyle bir şey söylediniz bakın. Dünya yeni bir değişim içinde. Evet. Bu değişimde de herkes pozisyon alıyor. Evet. Bütün ülkeler pozisyon alıyor. Veyahut da tanımlanmış pozisyonlara uymaya çalışıyor. Uymayanları da bu sistemden dışarı bırakıyorlar. Şimdi dediniz ki insan odaklı bir sistem vardı. Evet. Şimdi ama bölgede insan odaklı olmayan sistemler var. Var. Şimdi bununla ilgili yine bir yazınızdan devam edeceğim. Mesela diyorsunuz İsrail'in ABD desteği olduğu için güçlü bir devlet olduğu, hatta ABD'yi Yahudilerin yönettiği, onunla karşı karşıya gelenin de ABD ile çatıştığı anlamına geleceğini söylüyorsunuz. Ve devam ediyorsunuz. Bu düşünce geniş dünya dengesine bir anda modelinin değiştiğini, evet. Hatta şöyle devam ediyorsunuz. Türkiye için bölgede etkin güç olması ve bu etkin güç olabilmesi için de İsrail'le bir şekilde hasım olmaya başladığını söylüyorsunuz. Evet. Normalde diyorsunuz ki algılamaların hepsi İsrail'e hasım olan Amerika'ya hasım olurdu diyorsunuz. Evet, öyle diyorlardı. Evet. Yine devam ediyorsunuz. Diyorsunuz ki peki o zaman kendimize şu soruyu soralım. İsrail'e hasım olan Amerika'ya hasım olacaksa biz İsrail'e hasımken Amerika niye bizle bir dost ve müttefik olarak devam ediyor? Evet. Evet efendim. Tabii insan odaklı tarafını da bu ele almamız insan lazım. İnsan odaklı tarafını evet almamız lazım. Şimdi İsrail bir ırk devleti. Onun için bu bölgede etkinliği olamaz. Onun bulunduğu her yerde savaş olur. Biz bir ırk devleti olursak aynı konuma geçeriz. Halbuki diyoruz ki biz tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi ırk ve din farklılıklarını hoş görüp insan neyse onu kabul edeceğiz diyoruz. Onun için de İsrail'le karşı karşıya gelmemiz lazım. İdeolojik olarak aynı değiliz çünkü. Evet. O ırk devleti biz değiliz. Onun eylemlerini savunamayız. Onun ideolojisini savunamayız. Karşı olmak zorundayız. Onun ideolojisine karşı olmak aynı zamanda bizim ideolojimizin böyle olmadığı anlamına gelir. Biz o devletin varlığına kastetmiyoruz. Sadece diyoruz ki biz arkadaş ırkçı değiliz. Politikalarına karşı koyuyoruz. Politikalarına karşı koyuyoruz. Ve biz öyle değiliz diyoruz. Değil mi? Evet. Zaten böyle yapmasak biz her soya açık, herkese eşit mesafede olduğumuzu anlatamayız ki. Irkçı bir devlette yan yana kucak kucağa yaşıyor oluruz değil mi? Bu açılımların da diyorsunuz altındaki en önemli temel evet. Bunlardır. Kimliklerin bunlar. Tanınması lazım ki evet. Bu daha da önemli bir şekilde ortaya çıksın. Evet. Ama yine devam ediyorsunuz. Türkiye bölge ülkeleriyle ilişkisini geliştirirken, şimdi bir de burada strateji evet, var. Evet. İsrail ile geçmişteki yakınlığını sürdüremezdi. Evet. Yani diyorsunuz ki burada İsrail ile evet. Türkiye'nin karşı karşıya yani hasım olmasının en önemli sebeplerinden biri de almış olduğu tavırı tabii. Çok net olarak hedef kitlesine anlatmasıydı. Evet. Çünkü model bölge ülkeleriyle İsrail'in çatışması ve düşmanın İsrail olarak algılanması üzerine kuruludur. Dünya dengesinde
modeller artık değişti. Evet. Ve Türkiye'nin bölgedeki etkili güç olması için bölgeleri etkileyecek her türlü stratejilere açık olması lazım. Evet. Böyle olması lazım. Hatta ben bir yazımda belki gözünüzden kaçmıştır. İsrail Devleti'nin böyle bir ortamda varlığını sürdüremeyeceğini şey ettim. Dedim ki... Böyle bir iddianız da var. Evet. Tabii. Yahudiler Türkiye'ye gelip yerleşirler dedim. Evet. Hazır olun. Eskiden olduğu gibi. Türkiye'ye gelir yerleşirler. Çünkü içinde yaşayabilecekleri tek ortam burasıdır. Kendi başlarına yaşamaları mümkün değil. O zaman etrafları çevrili olur. Hiç kimseyle ilişki kuramazlar. Bakın etrafına duvar ören tek ülke İsrail'dir. Evet. Düşünebiliyor musun? Çin'den etrafını... sonra diyelim. Çin, evet. Şimdi son zamanlarda evet. Etrafına duvar örüyor. Duvar dışarıdan geleni engeller ama sizi de dışarıya çıkmanızı engeller. Öyleyse şöyle söylüyoruz. Biz giderek sınırlarımızı bile kaldırıyoruz. Evet. Şeffaf sınırlar haline geliyoruz. İsrail tam tersi. Kapasite sınırlarda yetmiyor, duvar örüyor. Duvar örüyor. Onun için biz ondan farklı davranmaya mecburuz. Sen nasıl bakıyorsun Mete? Ben de katılıyorum. Yani Türkiye eğer İslam aleminde önder bir rol alacaksa bunun en önemlilerinden bir tanesi bunun karşısındaki figürlerle de mücadele etmesi gerekiyor. Ama bu dediğim gibi ülke bazında değil. İran tandanslı bir söylemle değil. Evet. Çünkü İran İsrail'i reddediyor. İsrail diye bir devletin olmadığını, bu devletin ortadan kaldırılması ile ilgili bir kendisine misyon veriyor. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye ülkeyi kabul ediyor. Böyle bir yaşam tarzına hak veriyor. Ama diğer yaşam o bölgede yaşayan insanların da bu yaşam şansının olduğunu İsrail Devleti'ne hatırlatıyor. Buradaki belki bu hatırlatma Arap dünyasında bir sempati topluyor. Bu hatırlatmalar İsrail Devleti'ni yok ederek yapılamayacağını onlar da anlamış durumdalar. Yani evet. Çünkü onlarla evet. beraber yaşıyorlar. Yani bugün bizden daha çok sert olması gereken Filistin Devleti de bir barış için İsrail Devleti'nin olduğunun altına artık imza atmaya hazır. Mayra abi bu değişimin içinde yani bahsettiğimiz kurgunun içinde Türkiye'nin bölgesinde güçlü olması hatta İsrail'in bile hamisi olması durumunda. Evet. İsrail'in de bir öngörüsü var mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Evet. Bu kurgunun kurucularından biri de İsrail mi? Tabii İsrail. Tabii öyle olduğunu zannediyorum. Çünkü İsrail aslında Avrupa'da ve Amerika'da dışlanan insanlardır. Yani böyle zannedildi. Ben 67'de de Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. Yahudiler kötü gözle görülürdü. Ve 3 kurumda görev alamayacakları söylenirdi. Ordu, Dışişleri Bakanlığı, CIA. Şimdi değişti herhalde. Ama evet. böyle denirdi. Genel olarak bir kabul etmeme vardır. 19. yüzyılın sonuna kadar da zaten Avrupa'da getolarda yaşamışlardır. Geto tarifi onlardan geliyor terimin. Burada kendisi olarak yaşadıkları tek yer Osmanlı Devleti'dir. Ve şu anda da bizde gelseler, yaşasalar biz Yahudi olur. Sadece o kadar olur. Tabii. Düşman olmaz. Evet. Mesela biz İsrail'e bu kadar bağırıyoruz ama Mete Bey'in söylediği gibi hiç kimse İsrail'lere ölüm demiyor. Evet. Değil mi? Yok. Ya böyle sesler varsa da çok az. Evet. Evet. Şimdi Filistin sorunu çözülecek. Siyonizmle. Evet. Filistin sorunu çözülecektir. Neden? Çünkü Filistin sorunu bir senaryoydu. Bir oyundu. İşte Arap alemine düşman kazandırmak için orada şiddetli bir çatışma. Bu sorunu senaryo. Mahmut Abbas mı çözecek abi? Evet, bugün mevcut olanlar çözecek. Ya şöyle söyleyeyim. Yani o zaman şöyle diyorsunuz. Kısa dönemde böyle bir sorunun çözülmesine yönelik bir kurgunuz var. Evet, kurgum var. Yani şöyle söyleyeyim. Ya bunlar sorunu çözer ya sorunu çözecekler gelir iktidara. Evet. Bu genelde dünyanın şartlarına uyanlar için bunu söylerim. Derim ki ya bu şartlara uyanlar gelir ya bunlar bu şartlara uyarlar. Gidişe karşı çıkamazsınız. Evet. Tarihin gidişine. Buna karşı çıkmaya çalışanlar da maalesef yok olup gidiyorlar. Evet. Yani bunun en önemli yakın örneği işte Saddam. Evet. Direnemezsiniz. Yani böyle bir direnç yok. Belki eğer öyle olmuş olsa Tito'nun kurmuş olduğu Yugoslavya bu kadar pamuk gibi dağılmazdı. Yani şeye uymak zorundasınız. Ülkeler de aynı insanlar gibi değişime uymak zorunda. Bu gelişime ayak uydurmak zorunda. Uyamadığınız müddetçe kırılıyorsunuz. Kırılganlaşıyorsunuz. Mete, sen bölgede hem fiilen bulundun. Hı-hı. Hem de araştırmalar yapıyorsun. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Türkiye bölgede çıkacak olan bir Kürt
Arap savaşı karşısında kimi tutacaktır? Kimi tutacak demeyeyim ama burada tercih etmesi gerekirse zaten kendi içinde yaşayan bir Kürt nüfusu var. Bölgede yaşayan Barzani grubuyla da bir ciddi anlamda teması var. Arapların da şeyini okşayacak, onların da doğru karar vermesini seçecek bir yöntem uygulayacaktır. Çünkü şunu unutmayın, Arap dünyası ne kadar da milliyetçi akımlarına uzak da gözükse çok ciddi bir Arap milliyetçiliği vardır. Yani bunu göz ardı edemezsiniz. Ve bu Arap milliyetçiliği aynı zamanda İslam dünyasına çok ciddi etkiler. Yani İslam nüfusu anlamında da çok ciddi bir etkisi vardır. Burada bir tercih yapmaktan çok yanlışın ortadan kaldırılması için bir abilik yapacaktır. Yani eğer burada yanlış yapan bir Kürt unsuruysa bunu düzeltecektir. Eğer bu yanlış yapan Araplarsa Arapları düzeltecektir. Burada doğrunun yanında olmak gibi bir yöntem tercih edecektir. Benim şeyim o. Doğru kimin yanındaysa onun yanında olacaktır ki daha sonra büyük hatalar ortaya çıkmasın. Yani sen biraz daha konuya vicdani baktın. Yok, vicdani bakmadım. Evet. Bu Orta Doğu'nun dengesi budur. Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız ya savaşlarla galip olacaksınız ya da doğru politika izleyeceksiniz. Bu coğrafyada savaşlara katılmamış tek ülke Türkiye'dir, biliyor musunuz? Evet. İran Irak'la savaşmıştır. Zamanında Irak Suriye'yle savaştı. Suriye Ürdün'le mücadele etti. Suriye Mısır, işte Lübnan'la mücadele etti. Herkes birbiriyle savaştı. Bu coğrafyada tek savaşmayan ve hala da bunun doğru politikanı üreten tek ülke Türkiye'dir. Buradaki en önemli tavır nedir biliyor musunuz? Her zaman hakkaniyet ilkesinden uzaklaşmadığı içindir. Eğer Türkiye hakkaniyetten uzaklaşıp tercih yapmaya başlarsa en büyük yanılgısını yapar. Şimdi Mahir abi, sizin yazılarınızda da böyle bir tercih konusu olduğunda bu konuda tercihini Türkiye Kürtler tarafında lehine yapacaktır diyorsunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki bu tüm bölgeye yönelik politikalarımızı etkiler, dış politika açılımlarımızı da diyorsunuz sınırlarını buna göre çizer. Evet. Şimdi bakın, iki ihtimal var. Birisi Kürt-Arap çatışması olur. Biz Kürtleri desteklemek zorunda kalırız. Bizim dışımızda çatışırlar. Yani biz ama çatışıklarını varsayalım. O zaman biz Kürtleri tutmak zorundayız. Çünkü içimizde çok büyük bir Kürt kitlesi var. Ama bu ihtimal ortadan kalkmış görünüyor. Evet. Hatta şu var. Böyle bir çatışma olmayacak mıdır? Olmayacak. Diyorsunuz? Çünkü Kürtler eğer Türkiye ile şey edilseydi, çatışma içerisine girseydi, Türkiye'ye karşı olumsuz tavır sergileselerdi, onlara bir Kürt-Arap çatışması empoze edilecekti ve onlar bizi kurtarıcı olarak kabul etmek zorunda kalacaklardı. Evet. Şimdi buraya geldiklerine göre, Türkiye'ye yöneldiklerine göre artık böyle bir itmeye gerek kalmadı. Evet. Evet. O iş bitti. Ve bu politikaya devam ederlerse bir Arap-Kürt çatışması olacağını da zannetmiyorum. Evet. Ve Arap-Kürt çatışması olsaydı Türkiye Güney Irak'la herhangi bir biçimde iletişim içerisinde olamazdı. Çünkü Kürtleri desteklemek zorunda kalırdı. Evet. Programın sonuna geliyoruz. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Mahir abi? Efendim, son olarak güzel günler var. Bu güzel günleri idrak etmek hepimizin elinde. Buna hizmet edelim. Evet. Evet, diyorum o kadar. 2050'yi bir sonraki programda konuşalım. Konuşalım. Mahir abi. Mete? Vallahi hocam çok güzel söyledi. Onun sözüne ben başka bir şey söylemeyeyim, eklemeyeyim. Ben de imzamı atayım. Altına. Ben de Mahir abinin bir yine alıntı yaptığım cümleleriyle kapatmak istiyorum programı. Buna göre tarihin seyrini doğruyu okuyan, zamanın ruhunu yakalayan ve buna göre davranan taraf kısa dönemde olmasa bile mutlaka kazanan taraf olarak görecektir demişsiniz. Bu da programımızın hani kapak olsun derler. Kapak olsun. Kapak olsun. Tamam. Çok teşekkür ediyorum programa katıldınız. Sağ olun. Evet, bu hafta da değerli konuklarımız Profesör Doktor Mahir Kaynak ve risk uzmanı Mete Yarar ile dünyada oyun kurucuların değişen stratejik yönetim şekillerini ve günümüze stratejik bakışları konuştuk. Önümüzdeki hafta gördüklerinize inanacağınız ve anlatacağımız yeni hikayelerimiz olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
tutarlı olmak lazım. Bu dedik tutar ki, nedir? Yani şimdi şöyle evet. Açıklayayım. Dedik ki kültür, dil kültürün bir ürünüdür. Kültür nedir? Kültür bir karşımdır, etkileşimdir, alışveriştir. Nasıl bütün bu çevremizdeki birçok şeyi, şu stüdyodaki birçok şeyi dışarıdan aldıysak bunların isimlerini alırız, kelimeler alırız. Bir dil yabancı dillerden kelime aldığı için kirlenmez veya yok olmaz. Evet. Bir dil yabancı dillerden şu veya bu sebeple kelime alabilir, çok da alabilir. Bir dil fonksiyonlarını yitirdiği zaman yok.